Akit TV ekranlarından hayırlı akşamlar dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konuğumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Vedat Yenerer, gazeteci yazar, yeni İyi Parti Kurucular Kurulu üyesi, hoş geldiniz. Hoş hayırlı akşamlar diliyorum. Yine Profesör Doktor Ferman Demirkol, hukukçu, anayasa profesörü, aynı zamanda akademisyen. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Gazeteci üstadlarımızdan yine Ekrem Kızıltaş. Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar. Murat Alan, yine Akit Gazetesi Haber Müdürü ve aileden biri, evet, diyeceğim, aile diyecektir ki kıskanmayın, değil mi? Hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyorum. Gündemimizde neler var değerli izleyiciler? Özellikle bugün biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun TÜİK önündeki yaptığı açıklama, doğrudan Süleyman Soylu İçişleri Bakanı da cevaben yaptığı açıklama, yine önemli bir husus, kur politikaları üzerinden muhalefetin bir fırsat kollayıp kollamadığı konular. Ferman Bey ile başlayalım. Ferman Bey, özellikle şu konuyu çok önemserim. Devlet adamı olmak çok önemli bir husustur. Ana muhalefetin lideri ve siyasi parti genel başkanları veya doğrudan mecliste grubu bulunanların bilgi edinme hakları vardır, değil mi? Herkesin vardır. Örneğin ana muhalefet lideri MİT başkanından tutun birçok önemli birimden doğrudan bilgi edinme veya gerekli bilgileri sağlama açısından hem hükümete hem de gerekli birimlerle görüştükten sonra doğrudan Türkiye'nin önemli hususlarında bilgi edinme hakkı olduğu gibi bunun usul ve yapısı nedir diye size sorsam, hukukçu olduğunuz için nasıl bir işlem yapılıyor orada? Evet Sabri Bey, bu sorunuz çok açık ve net cevapları, ama sorduğunuz için cevap vermiş olacağım. Usul hakkında çok kısa bir şey söyleyeyim. Yeni modalar çıktı televizyonlarda. Modalardan bir tanesi, moderatörler daha çok konuşmacı oluyorlar, tarafsız olamıyorlar. İki, bir şey çıktı Faruk Aksoy. Ben buna cevap vermeliyim, bu konuşma AK Parti'nin aleyhine. Bu arada ben çok konuşuyor muyum, özür dilerim. Hayır, söyleyeceğim sizinle ilgili, sonra döneceğim tekrar. İkincisi de Melih Bey geçen hafta İYİ Parti'nin bir milletvekilinden, ben seni burada konuşturmam, ben seni burada konuşturmam. Bunlardan ben de şimdiden kendi adıma da söylüyorum, kendime de söylüyorum, Murat Bey ile Ekrem Bey'e de söylüyorum ki vallahi billahi size de Allah üzerine yemin veriyorum, konuşmamızın sonunda kesmeden sorularımızı, eleştirilerimizi yapalım ama konuşmamız bittikten sonra. Faruk olur mu? Aksoy, Faruk Aksoy ben de uyacağım buna, söz ver. Size gelince hayır, bir şey size de... Ya. Faruk Aksoy kim? He? Faruk Aksoy? Gazeteci. Ha, gazeteci. Gazeteci, uzun boyunca saçmalama. Ha, TV Net'te program açtı. Tamam. Faruk Aksoy. Niye AK Parti'ye ben konuşmalıyım deme ihtiyacı hissediyormuş? Efendim, mesela İYİ Parti ile ilgili bir eleştiri mi yaptınız? Diyor ki ben bu soruya cevap vermeliyim. Tamam, cevap verme hakkı mesela Vedat Bey'de var. İlk öncelikle İYİ Parti ile ilgili. Niye? İYİ Parti'nin kurucu üyesi. Şimdi bir gazetecinin AK Parti ile ilgili bir mevzuda ben cevap verme hakkı hissediyorum demesi için ya CHP üyesi olması, AK Parti üyesi olması ya yöneticisi bir şey olması lazım. Ben de diyorum ki bir gazeteci, Mete Akyol'u gazeteciyi nasıl tarif etmiş? Ekrem Bey, gazeteci soru sorur cevap alır. Tarihin, Mete Akyol'un gazetecilikten anladığı bu. Yıllarca Milliyet Gazetesi'nde. Gazeteci soru sorur cevap alır. Hocam, diyelim ki, şimdi bakın yanınızda... Hocam rahat olun, bizim cevabını veremeyeceğimiz sorumuz olmaz. Rahat hocam, olun. Yanınızda... Hocam, soru cevabın da bir tekniği var. Şimdi röportaj yapıyorsa soru sorar cevap alır. Hayır. Bir tartışma televizyon programındaysa ayrı. Ben hocam, ben soru sordum, buyurun. Siz soru sordun, cevap veriyorum ben. Peki. Demek istedim ki, ben de uyacağım bu krala. Tamam. Konuşmacılar bittikten sonra, işte burası bir konferans değildir, amfi değildir, doğru. Sorumuzu soralım, müdahale edelim, eleştiri de yapalım ama sonda kesmeden. Peki. Şimdi. Tamam, not ediyorum. Diyoruz ki demokrasilerde siyasi partiler nasıl tarif ediyoruz? Demokratik siyasi hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Doğru. Anayasadaki siyasi partilerle ilgili özelliklerden bir tanesi. Ve Türkiye gibi geri kalmış bir ülkede, ben geri kalmış diyorum, çoğu adam milliyetçilik yapıyor diyorum, söyleyeceğim. Düşün, birbirlerine tahammül etmemekte. Yıllarca bu ülkede başörtü bir sorun olmuşsa, başörtü karşı tarafta da sorun olmuşsa, diğer birbirlerimize tahammül etmememiz fazlaysa, Türkiye'de insanlar birbirlerinin düşüncelerine hem saygılı değil hem de tahammül etmiyorlar. O zaman bu ülkeye ben geri kalmış bir ülke diyorum. Herkes milliyetçilik yapabilir. Bizim milletim, devletimiz böyle zengindir, böyle büyüktür, 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 doğru ama tahammülümüz yok. Şimdi muhalefetle iktidar, batıda bakıyoruz. Onlar nasıl oluyorlar? Muhalefetle iktidar batıda zannedildiği gibi anlaşmalı gitmiyorlar. Yalan. Muhalefet muhalefetliğini yapıyor, iktidar da iktidarlığını yapıyor. Ama bizde ne diyorlar?
ne diyor? Muhalefet iktidara niye yardımcı olmuyor? Muhalefetin görevi iktidara yardımcı olmak değil. Şimdi itiraz gelecek. Muhalefetin görevi muhalefet yapmaktır. İktidar 10 mu yaptı? Muhalefet 15'ini ister. Soru bu ama değil mi? Ha. Bu konuyu konuşuyoruz geliyor. Değil mi? Şimdi muhalefetin lideri TÜİK'in önüne kadar gelmiş. Tamam. Aynı muhalefetin lideri Merkez Bankası'nın başkanına da gitti. Merkez Bankası'nın başkanına giderken protokol icabı genel olabilir. Bir valiye, bir kaymakama bile giderken Yalova'nın bir kaymakamına, "Kaymakam Bey, yarın boş musunuz? Siz bizim öğrencimizsiniz. Siz ziyaret edebilir miyim?" Der ki, "Hocam ben Ankara, Yalova dışındayım. Buradayım." Olabilir. Gayet normal. Başhekime gideceksiniz. Merkez Bankası'na kadar gitmesi muhalefet liderinin, anayasaya göre muhalefet liderinin bir özellikleri var. Anayasa Mahkemesi ihtilal davası açmakta öncelik hakkı muhalefet lideriyle iktidara verilmiş. Sonra da meclisin 1/5 üyesine. Demek ki muhalefet bir konuyu araştırmak için Türkiye'nin herhangi bir kurumlarına, herhangi bir kurumundan gidip ziyaret etmeye, bilgi almaya, bilgi edinmeye, yalnız bilgi edinme alma şeyi muhalefete veya resmi kamu görevlerine değil, her vatandaşa verilmiştir. Dileç hakkını başvurursunuz. Size cevap verilir, bilgi edinme kanunu. Mecliste parlamentosu TÜİK'in önüne kadar gidip de TÜİK'in kapısındaki güvenlikçi bir muhalefet liderini bırakmaması kimin ayıbıdır? Ben size söyleyeyim, bu iktidarın ayıbı değil. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Türkiye'de demek ki böyle bir seviyedeki bir durumda mıyız biz? Ne olurdu TÜİK'in kapısına gitseydi, TÜİK başkanı da inseydi, kapıdan karşılasaydı, alıp götürseydi, deseydi efendim verirler bunlar, şunlar. Ya Yalova dışındaysa hocam? Ya Yalova dışındaysa doğru ya, tabii. Evet. Ben de diyorum ki ama onun başta ne söylemek Bey? Hocam Yalova kaymakamı ile ilgili bunu söylediniz. Ama TÜİK'ten bahsederken Palas Pandıras kapıda adam durdurdu. Palas Pandıras başvurmuş, kabul etmemiş. Desin ki ben bugün Yalova'dayım. Ankara'dayım. Niye demedi? Yemin verdi ki Allah aşkına dedi müdahale etmeyin ya. Allah'a inanmıyor musunuz siz ya? Allah aşkına müdahale etmeyin ya. Etmeyin kardeşim ya. Ona kalsak Berman hocam özür dilerim. Moderatör benim. Ya Allah Allah. Cevap değil ya, bir soru sormak istiyorum. Konuyu açalım. Ekrem Bey bir şey soracaksın. Ben de dedim ki Yalova kaymakamı veya valisi görevinde yerinde değilse tamam. Ama başvurmuş muhalefet lideri. Konuşmanızı açıyorum. Peki acaba ne zaman başvurdu ve ne cevap aldı? Bunları biliyor muyuz? Bilmemiz mi lazım? Tabii ki bilmemiz lazım. Hayır, hiç bilmeniz. Sizin bilmenize gerek yok. Bugün diyelim ki ben oraya gitmeye niyet ettim. Alo ben geliyorum. Bugün görüşemeyiz efendim. O halde ben atladım geliyorum dediyse ne olacak? Yanlış. O zaman hocam Allah rızası için... Önceden başvurmuş, randevu istenmiş, verilmemiş. Hocam. Desin ki ben Ankara'da başbakan, cumhurbaşkanıyla görüşeceğim. Ben şu şartta diyorum. Eğer gerekçesi yoksa muhalefet liderini kabul etmemişse yanlıştır diyorum. Eyvallah. Bunda hepimiz mutabıkız. Ama bakın. Peki ben sevgili yönetmenimden oradaki doğruluk bilgilerini bilgi isteyeceğim. Müracaatla ilgili kısmından. Peki. Buyurun hocam devam edin. Ben diyorum ki. Yani Allah aşkına şimdi iki konuşmacı değil de Türkiye'de bu tansiyonları düşürelim ya. Yeterin artık. Hocam biz yükseltiyor muyuz? Söylüyorum. TÜİK'in önüne kadar gelmesi, yetkililerle CHP'nin genel başkanı gelmesi hakikaten önceden randevu almamışsa, önceden bir konuşma yapılmamışsa, Merkez Bankası'nı niye kabul etti? Merkez Bankası'nın siz zannediyorsunuz kapısının ağzına direktmen hücum mu edildi? Hayır. Önceden telefon edildi. Özel kalem müdürleri. Özel kalem müdürü dedi ki Merkez Bankası'nın sayın başkanımız bugün müsaittir. O da kalktı gitti. Aynı usul. Benim özellikle izleyicilerimin merak ettiği kısmına tekrar gelelim mi? Ya, söylesen ne istiyorsun? Şunu istiyorum ben. Ana muhalefet lideri. Evet. Mecliste grubu olan. Grubu olan. Çoğunlukta olan. Çoğunluk partisinin genel başkanı. Partinin genel başkanı. Bilgi edinme, tamam anayasal teminat üzerinden herkese bilgi edinme hakkı vardır. Ama doğrudan meclisi ilgilendiren ve iktidar tamam eyvallah. Toplumu ilgilendiren. Toplumu da ilgilendiren. Bu konularda iktidar muhalefeti bilgilendirme ile de görevli mi değil mi? Aynen söylüyorum. Peki. İki türlü şeyle karşı karşıyadır. Bir, iktidar herkesi bilgilendirmek görevindedir. Yani açıklık rejiminin anlamı ne? Saddam'dan, Sovyetler Birliği'nden farklı olmamızın anlamını açık rejim olacaksınız. Yani insanlar her türlü bilgiye ulaşma özgürlüğüdür, özgürlük. Bilgiye ulaşacaksınız. Bir, iktidarın görevi vatandaşı da bilgilendirmektir. Niye benzine zam yaptınız? Ben bir vatandaşım, benzin kullanıcısıyım. Benim de bir şeye bilgiye ihtiyacım var. Muhalefet partisinin de bilgiye ihtiyacı var. Bunun iki türlüsü vardır. Usul bir, yazarsınız TÜİK'e bir mektup. Dersiniz kardeşim senin verdiğin oranlar ile piyasanın vermiş olduğu oranına bir bu tutmuyor. Bunu beni bilgilendirir misin? Bir yazılı yapabilirsiniz. İki, en önemli şey iktidarın görevlendirmek ve bu memurlar da
TÜİK de Merkez Bankası'nda kamu hizmetindeki olan kurumlardır. Bunlardan bir randevu istersiniz. Randevu şartları uygun olduğu takdirde buna evet denilmesi lazım. Ama her ne surette olursa olsun muhalefetin genel başkanı TÜİK'in önüne kadar gelmişse, yetkilileriyle gelmişse önceden de bak siz araştırın, önceden randevu istemiş, randevu verilmemiş. Önceden randevu istemiş, randevu verilmemiş. Ne yapacak iktidar muhalefet partisi? Tabii ki kurumun önüne geldi ve verdi. Mesajını verdi. Aslında ben TÜİK'in başkanı yerine olsaydım var ya, bütün işlerimi oradaysam, bak bir de yine bir şart söylüyorum. Oradaysam bütün işlerimi 5 dakika ertelerdim. Kılıçdaroğlu içeri alırdım, çayını içirirdim, gönderirdim. Şimdi ne oldu? Ne pozisyona düştük? İktidar bilgilendirmiyor. İktidar, ben bugün haberleri dinledim. Son sözümüz var. Dedi ki niye TÜİK başkanı, muhalefet başkanını kabul etmedi biliyor musunuz? Nedir dedi amca, ne için? Yakında dedi maaşlarımıza zam yapacaklar. Verilen bilgilerin az, TÜİK düşük veriyor. Toplumda ise çok yüksektir. Bunu gizlemek için bize maaşımızın zamlarını az yapmak. Medyada bu çok dolaştı hocam. Onlar dolaştı. Ha, peki. Bir şey soruyorum. Bilgi edinmek için söylüyorum. Mutlak surette iktidar her şartta. Şimdi söylüyorum seyirciye. Yarın öbürü gün TÜİK başkanı, genel başkan Kılıçdaroğlu'na telefon açıp Sayın Kılıçdaroğlu müsaitseniz ben müsaitim. Peki sözüm bu. Ekrem Bey, ne diyorsunuz böyle bir duruma? Şimdi bakın burada bir sürü bilinmeyen olan bir konuyu konuşuyoruz. Bilinmeyen konu ne? Sayın Kılıçdaroğlu TÜİK Başkan'dan randevu istedi mi? Kendi beyanı istediğini söylüyor. Eyvallah. Hı-hı. Acaba ne zaman istedi? Dün mü? Önceki gün mü? Bugün mü? Bunları bilmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun Merkez Bankası'na ziyaretini hatırlıyoruz. Merkez Bankası'na gidip çıktığında yaptığı açıklamaları falan hatırlıyoruz. Ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun ne zaman olduğunu unuttum ama bir de TRT ziyaretini hatırlıyoruz. Oldukça gürültülü bir şekilde yapılan bir TRT ziyareti. Yine Sayın Kılıçdaroğlu'nun kısa bir süre önce bu ülkedeki tüm bürokrasiye yönelik başka mesajlarını da hatırlıyoruz. Ve bugün Twitter üzerinden işte randevu istedim verilmedi, saat 11'de oradayım diye oraya gidişi, çevresinde bir takım insanlar çok sayıda medya mensubuyla falan oraya gidiyor. Burada hocamın dediği gibi TÜİK Başkanı asper kadar orada olsa ya Sayın Kemal Bey olur mu böyle şey efendim buyurun falan deseydi de girer mi şüpheliyim. Şimdi bakın konu ne? Sonra Sayın Kılıçdaroğlu diyor ki TÜİK'in açıkladığı rakamlar işte bu milletin memuruna şununla bununla yapılacak zamlar etkiliyor. Ben bu milletin hakkını yedirmem falan gibi sözler söylüyor. Fakat biliyorsunuz TÜİK'in bütün çalışmaları şeffaf, kamuoyuna açık. TÜİK enflasyon hesaplamaları neye göre yaptığını, kaç kalem mal üzerinden yaptığını, bu malların diyelim ki Eylül'de fiyatının ne olduğu, Ekim'de ne olduğu, Kasım'da ne olduğu, nereden geldi, nereye gitti, üreticinin ne yaptığı, yani değişik hesaplama yöntemleriyle bunları yapıyor ve TÜİK'in bildiğim kadarıyla internet sitesine girdiğinizde bütün bunları detaylı olarak görebiliyorsunuz. Ha, ben muhalefet lideri olsam ve bu konuda iddiam olsa şunu yaparım. TÜİK'in kullandığı kalemleri alırım tek tek. Zor bir iştir. Ama bu kalemlerle alakalı gölge bir TÜİK kurar, çalışma yaparım. Bir ay, iki ay, üç ay, beş ay. Ve ondan sonra derim ki ey milletim bakın bu TÜİK var ya, bu sizi kandırıyor. Derim kalem kalem, gerekirse fotoğraflı, şunlu bunlu bir şekilde bir açıklarım. Öyle bir oluşum kurdular ama tutmadı. Bir kişinin yakın çıktı, tabii ki işte. bir kişinin çalıştığı yani uyduruk bir şey. Şimdi bakın en değerli şey gerçektir. Gerçek niçin? 84 milyonluk bir ülkede yaşıyoruz. Her şey hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla hakikaten TÜİK'le alakalı şüpheyi celbedecek bir şey varsa bunu bağırıp çağırarak değil, ayağı yere basmayan iddialarla değil. TÜİK'le alakalı böyle bir şey olduğunu inanıyorsan TÜİK'in rakamları şeffaftır. Neleri baz aldığını, niçin baz aldığını falan filan sana söylüyor. Dolayısıyla bunlar üzerinden tüketim dersin kalemleri ki kalemleri üzerinden aylık ve 6 aylık ortalama yıl sonu ortalama tabii olarak rapor edilir. Şimdi bakın peki TÜİK'in açıkladığı oran neydi? Aylık 3.4 müydü Kasım? Yıllık da 21.3. Halbuki tahminler, piyasa tahmini yapan insanlara göre yıllık bazda %20 beklenti vardı ama TÜİK buna rağmen %21.3 açıkladı. Bugün ben Memur Sen Genel Başkanlığı'nın Ali Bey'in açıklamasını okudum. Evet dedi, bizim tahminlerimize göre gelinen noktada şu anda yıl sonuna kadar olan hesaplarda memurlara eksam vermeniz lazım. Niye? Memur Sen adına dedi ki yani bizim öngördüğümüz 20 idi. Şu anda bir fark gerekti falan. Peki. Buradaki mevzumuz şu. Gürültü patırtı çıkarmak ayrı bir konu, muhalefetin böyle alışkanlıkları da olabilir. Ama bakın 84 milyonun büyük bir çoğunluğunu ilgilendiren bir konuda
algı ile, algı üzerinden rant sağlamak bence çirkin bir şeydir. Neden? TÜİK ile alakalı bir derdiniz varsa, siz TÜİK'e gitmişsiniz, gitmemişsiniz. TÜİK'e gittiğinizde zaten kolaylıkla internetten öğrenebileceğiniz şeyleri alacaktınız. Şimdi randevu aldı. Bence bunların açıklanması lazım. TÜİK'in inşallah bugün yapmadı bildiğim kadarıyla. Yarın falan açıklama yaparlar ya da öbür gün neyse. Denir ki Sayın Kılıçdaroğlu şu saatte şunu yapmıştır. Ben görevim gereği şu olduğu bu olduğu için kendisine randevu veremedim. Ya da yoğunduk neyse ya da ne bileyim bilmiyoruz. Covid'den yatıyordum der. Bilmem. Ama böyle saçma sapan bir şey olmaz. Neden? Peki. Hocama siz aslında şeyi sordunuz, mevzuatı sordunuz. Hocam da mevzuat yerine aslında genel geçer doğruları söyledi. Eyvallah. Bu milletin, anası, bu memleketin ana muhalefet partisinin lideri tabii ki TÜİK'ten bilgi isteyebilir. Tabii ki ona bilgiler verilebilir. Meselenin özü şu, özür diliyorum. Burada önemli hususlarda ana muhalefet lideri, şunu biliyorum ki bütün iktidarlar döneminde bunu gördüm. Yani özellikle özel iktidarı döneminde biliyorum, doğru yol döneminde biliyorum, daha sonraki gelen koalisyon dönemlerinde biliyorum. Türkiye'nin önemli meselelerinde ana muhalefet lideri bilgi talebinde bulunduğunda MİT başkanından bilgi talimatla gidiyor, alınıyor. Genelkurmay başkanından alınıyor, önemli birim başkanlıklarından alınıyor. Neden böyle bir duruma geldik meselesi? Şimdi bakın. Bilgi istenip verilmediği diye bir şey yok. Neden? Bilgi açık, bilgi şeffaf. Şeffaf, onu tamam. TÜİK'le ilgili kısım bu. Olay ne? Peki. Randevu istenip verilmedi. Geldim medyayla buraya bir tür baskın gibi yapıyorum. Ondan sonra diyorum ki bu TÜİK işte memurların falan gelecek dönem zamlar, onlara yapılacak zamları esas teşkil edecek rakamlarla oynuyor falan filan. Şimdi bakın bu söz ağır bir söz. Bu sözün ispat edilmesi lazım. Bir takım insanlar buna inanıyor. Hocam az önce aktarırken mesela bir herhalde televizyonda seyrettiği bir şey aktardı. Vatandaşı biri buna inanmış. Bu gerçekten doğru. Hayır, bunu ben de dinledim. Şu var. Sosyal medyada bu çok dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde asgari ücretle ilgili açıklama var. Evet. TÜİK verileri gizliyor. Evet. Bu oluşan enflasyon farklarını maaşa yansıtmamak gibi bir örtülü planlama yapıyor gibi. Şimdi bir bakın, algı. Böyle, şimdi böyle bunu yönetmeye şey... çalışan var. Eyvallah. Ama bu şu anlama gelmez. Kalkıp devlet kurumlarının devletin devamlılığı esas olduğu ilkesi üzerinden bakmak gerekir. Bütün siyasi partiler ve kişilerin de bilgi edinme hakkına sahip. Muhatabınızın böyle bir derdi yoksa, daha peki. Önceki TRT zannediyorum çok kötü bir görüşme olmuştu. Merkez Bankası'na gidip çıktığında derli toplu bir açıklama yapın ama bakın husumet niyetiyle gittiğiniz bir yerden size verilen düzgün bilgileri ya çarpıtırsınız ya da bilgi alma ihtiyacı o bilgi almayı falan başka tarafa atraksiyon yapmak için giderseniz gürültü çıkarırsınız. Türkiye'nin tabii ki bu gerginlikleri aşması lazım. Bu da gerçekle alakalı bir şeydir. Doğruyla alakalı bir şeydir. Duvar duvardır. Rakamlar da rakamdır. Ve Türkiye'de yaşayan 84 milyon insan bunu yaşıyoruz. Ama şöyle bir şey var. Geçen bir arkadaşımla konuşuyorum. Ya işte çok kötü. Her şey 2-3 misli, 5 misli arttı falan. Anlattı. Durdum. Bir dakika dedim ya. Sen az önce ne dedin? İşte misli, 5 misli. Bana dedim mesela 5 misli artan tek bir şey söyle. Durdu. 3 misli artan bir şey söyle. İki misli artan bir şey söyle. Durdu o zaman. Dedim ki bak, birilerinin zihninde oluşturduğu algıyla dünyaya bakma. Evinden in, karşıdaki markete git, oradaki fiyatlara bak. Ha, şeyi hatırlamıyor olabilirsin. O zaman bir alışkanlık edin. Bu ay bak, gelecek ay bak, sonraki ayda bak. Dolayısıyla birisi sana yandın, bittin, mahvoldun falan dediğinde eyvah yanmışız, bitmişiz, mahvolmuş deme. Peki. Şimdi dolayısıyla tekrar ediyorum. TÜİK rakamlar ulaşılabilir. Rakamlardır hesaplamaları. Ama herkese TÜİK'in başkanında açıklama yapmak zorunluluğu vardır. Herhalde vardır. Peki. Herhalde vardır. Ama bakın şimdi. Hı-hı. Bakın şimdi. Muhatabın bu işi bir şekilde sürekli kirletmek için ele aldığını görürseniz herhalde bir de biliyorsunuz herhalde bürokrasinin açıklama yapması falan filan müsaadeyle alakalı bir şeydir bildiğim kadarıyla. Yani kafalarına göre açıklama yapamazlar. Burada da aslında TÜİK'in hocama aslında mevzuatı sorduk. Ben mevzuatı çok da net bilmiyorum. Mesela TÜİK'ten alınan randevunun belki TÜİK'in ilişki edinme yasası var. Bakın, o konuyla ilgili. Bilgi zaten Erman açık. Hocam, anayasa hukukçusu da Erman ben hocam. Anlatacağım. Ya, TÜİK'in görevi yasasında yazıyor. Bilgi açık. Yok zaten. Şey. İnternet sitesinde bilgi herkese açık. Peki. Bilgi orada.
Ekrem Bey, İtiraf, Vedat Bey dediğini ben ondan sonra Murat Bey'e bir... Bir tek şey. Peki. Muhalefet, biraz evvel devletin kurumları dediniz. Muhalefet bu dediğimiz devletin kurumları olduktan görmüyorlar. İktidarın kurumları olarak gördükleri için tartışma buradan çıkıyor. Biz burada devletin kurumları dedik. Ben açıklama yapıyorum bakınız. Eyvallah. Muhalefet iktidarın kurumları onlar güven duyuyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu özür dilerim. İktidarın kurumu olarak görüyor. Devletin kurumu olarak görüyor. Tamam. Sayın Kılıçdaroğlu her şeyi gayet meşru olarak gördüğü zaman o zaman güvenmediği anayasal teminata kendisi nasıl meşru oluyor? Onu yani TÜİK diyor taraf bir tutuyor. Peki. Vedat Bey, İyi Parti gözünden biraz bakalım. Genel Başkan'dan dolaşıyorsunuz. Sahada özellikle Azerbaycan, Türkmen Cephesi, Kerkük vesairesi Türk dünyası üzerinden de özel çalışmanız var. Takdir ediyoruz. Oralardaki o gözlem bir gazeteci meslektaşımız olarak da önemsiyorum. Peki bu TÜİK meselesine İyi Parti bugün bilmiyorum yorum yaptı mı yapmadı mı açıklaması oldu mu? Sizin bakış açınız nedir? Oradaki usul, yöntem, karşılama veya randevuya nasıl bakıyorsunuz? Öncelikle izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ekrem hocamızı dinlerken acaba ben Türkiye'de mi yaşıyorum diye düşünüyorum. Yani herhalde İsveç'te falan yaşıyoruz. TÜİK'e gelmeden önce ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu ziyaretine gelmeden önce Türkiye'nin kurumlarına son 20 yıldaki itibarına bir bakalım. Örneğin biz İyi Parti olarak kimse yapmıyor diyorlar ama biz İyi Parti olarak örneğin bizim Sakarya milletvekilimiz Ümit Dikbayır her hafta eşiyle gidiyor. Aynı ürünleri fiyat artışını alıyor. TÜİK'le karşılaştırılamaz bile. Ayrıca tek adam yönetiminin bu kadar güçlü yaşandığı bir dönemde Sakarya milletvekili Ümit Dikbayır. İyi Parti olarak biz bu işi gerçek enflasyonun ne kadar olduğunu her hafta açıklıyoruz. Şimdi biz efendim güzel. Şimdi İyi Parti olarak ilk günden beri biz bunların her adım adım piyasadayız. Sayın Genel Başkanımız da zaten esnaf dolaşıyor. Bunları çok net görüyoruz. Önceki gün, dün sanıyorum Sayın Sağlık Bakanı'nın Sayın Cumhurbaşkanı'yla o diyaloğunu gördünüz değil mi? Gelişmiş hiçbir ülkede öyle bir diyalog yaşanmaz. Sizden habersiz açıklama yapar mıyım efendim? Öyle bir şey yapar mıyım dedi. Acaba TÜİK Başkanı Sayın Cumhurbaşkanımızdan habersiz bir açıklama yapabilir mi? Mümkün değil. Türkiye'de yaşayan herkes, bakkaldan sakız alan herkes, TÜİK'in açıklamalarının ve özellikle enflasyon rakamlarının... itibarlı bir kurum mu değil mi o işte? Türkiye'nin diğer kurumlarından bir farkı yok. Cumhuriyet tarihinden beri bugüne kadar hiçbir şekilde siyasetin karışmadığı bu kurumların hepsine siyaset karıştı ve sonuçları ortada. Yapılan bir kere enflasyonla ilgili yapılan hesaplamalar, kalemler, yani okuyoruz hepimiz, gülüyoruz. Yani çok komik. Yani nedir hiç, orada komik olan? Onlara ayrıca geleyim ama Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyareti herhalde benim tahminim suçüstü yapmak istedi. Suçüstü gideyim, orada bir suçüstü yapayım diye. Ne orada ne ve işte aslında orada TÜİK'in belki daha dikkatli olmasını sağlamak, halkın dikkatini çekmek TÜİK'e. Çünkü bugünlerde artık TÜİK'te ne yapacağını bilmiyor. Doların 15-75'e çıktığı bir Türkiye'de artık hiç kimse aynı Sağlık Bakanı gibi basit bir açıklamayı bile yapamaz. TÜİK Başkanı hiçbir zaman yapamaz. Siz bugüne kadar son 20 yılda TÜİK Başkanı'nın gazetecilerin karşısına çıkıp bir bunu tartıştığını, bir açıklama yaptığını gördünüz mü? Mümkün değil. Affedersiniz. Sağlık Bakanı'nın yapmadığı açıklama neydi? Ben kaçırdım yaptı. Orayı. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız sordu ne yaptın diye açıklama. Yok dedi size sormadan hiçbir açıklama yapmam dedi. Sağlık çalışanlarıyla ilgili zam kısmı üzerinde. Bu şey. Zam kararı Sağlık Bakanı'nın kararı mıdır? Sağlık Bakanlığı'nda bünyesinde çalışan insanlara yapılacak zammı herhalde Sağlık Bakanı açıklar. Bayındırlık Bakanı açıklayacak hali yok yani. O karar verir. Efendim? O mu karar verir? Karar meselesi değil, açıklamayla ilgili söylüyorum. Üstadım, kim karar verir? Her şeyi Cumhurbaşkanı mı açıklayacak şimdi olduğu gibi? O açıklar ya da açıklamaz da bakın, kararı kim verir? Kabine kararları, sadece Cumhurbaşkanı kararı ben değil. Ondan söz etmiyorum. Beraber alması ben açıklamadan söz ediyorum. Sağlık Bakanı'nın çalışanlarına zamı bile açıklayamadığı bugün Türkiye'de bir TÜİK Başkanı'nın gerçek verileri ya da kendisine verilmeyen bir veriyi açıklaması zaten söz konusu değil. Kendisine verilmeyen ne demek? Efendim?
Kendisine verilmeyen ne demek anlamadım. TÜİK verilerinin. Üstadım bakın. Biz gerçek olduğuna inanmıyoruz. Tamam, İnanmadığımız olabilir, gibi olabilir. Bunu milletvekillerimizle şu sizin verileri açıklar noter huzurunda tescil ettirerek Türkiye'nin TÜİK tarafından nasıl kandırıldığını, pazarda, çarşıda, pazarda gerçek enflasyonun ne kadar olduğunu biz net olarak ortaya koyuyoruz. Eyvallah. Sayın Kılıçdaroğlu'na gelince... Mesela ne kadardır? Efendim? Net olarak ortaya koyduğunuz nedir? Benim elimde ekonomik veriler yok ama size üstadım, yayın arasında... Üstadım şu milletvekilinizin her hafta yaptığı şeylerden hatırınızda kalan bir şey de mi yok? Her hafta domatesin, patlıcanın, biberin nasıl katlandığını her hafta not ediyor. Dakika, ben onların kuruşunu, lirasını kaydetmiyorum. Ama TÜİK'in verileriyle uyuşmadığını çok bakın, net söyleyebilirim. TÜİK'in enflasyon TÜİK'in hesaplamaları. Çok açık. Bu da bir şey açıklamadı. İşte neye göre ama? İşte biz de niye rakam ki vermiyorsunuz? Yani bu soruyu da sormamak işte lazım. İşte kendi söylüyor. %20 enflasyon. Türkiye'deki enflasyon %20 olarak sizi belirlemedik ki. Efendim hakem değil. Yanlış bir hakem yapıyor. Türkiye'deki enflasyon %20 yanlış yapıyorsunuz burada. Yanlış yapıyorsunuz. Rakam açıklamıyorsunuz. Millete rakam açıklamaya çalışıyorsunuz. Burada taraf tutuyorsunuz. Yok zaten. Burada taraf tutuyorsunuz. Konuşmanızı yaptınız. Bekleyin. Erman Hoca. Konuşmanızı hocam size mi soracağım? Erman Hoca. Konuşmanızı yaptım. Erman Hocam bir müsaade eder misiniz? Allah Allah. Konuyu açmıyorsunuz. Erman Hocam. Ben söylüyorum ki. Vedat Hocam özür diliyorum. %20 enflasyon veriyor. Vedat Bey. %20 olmadığını siz de biliyorsunuz. Vedat Bey bir araya girebilir miyim? Bu ülkede enflasyon %20 değil. Bir müsaade eder misiniz? Ekrem abi sizin bunu komşularınız da biliyor, eşiniz de biliyor, çocuklarınız da biliyor. Arkadaşlar bir dakika. Enflasyon bir sepet. Bir sepet o sepetin ne kadar komik bir sepet olduğunu biz biliyoruz. Ekrem Bey müsaade eder misiniz? Yani bu millet. Ekrem Bey, biz onu tartışmaya gelmedik. Türkiye'nin daha önemli sorunları var. Onları konuşmaya geldik. Tamam, bir müsaade. Bir müsaade. Ama biz İYİ Parti olarak bu konuda en tamam, çalışan peki partilerden biriyiz. Eyvallah. Her hafta çalışmamız var. Kamuoyu yararına faydalı olur. Bir program getiririz hepsini. Vedat Bey özür diliyorum. Lütfen. Şimdi burada moderatör benim. Buyurun. Bir defa burada anlaşalım. İkincisi herhangi bir konu bir başka konuyu yönlendirmek gibi bir şeyden çok karşılıklı sorulara katılıp katılmadığınız kısmı üzerinden mutlaka not alırsınız. Ben sadece rakamlar üzerine durmayalım. Veya diğer konuklarımızın evet katılıp katılmadığı fikirler üzerinden mutlaka farklı fikirler, ayrılıklar olacaktır. Kimse aynı görüşte olmak zorunda değildir. Burada şunu çok net biliyorum ki TÜİK'in özellikle aldığı kalemler kısmı üzerinden bugün de ben özellikle o konuyu inceledim. Örneğin limon ya bunu tartışmıyorum. Bir müsaade eder misiniz? Yani örnek gülüyor. Hayır, gülmez. Gerçeği bilsinler. Yani size göre gülüyor, başkasına göre gülmüyor. Şimdi bir müsaade edin. Bir müsaade edin. Sonra şeyi bitireyim, ona göre cevap isteyeceğim sizden çünkü. Verilerini inceledim. Özellikle %200 kalem, %300 kalem olanların bile tek tek kalemlerini şey yapmışlar, rapor etmişler. Burada TÜİK kalkıp da birilerine göre bir rapor düzenlemek zorunda değil. Öyle bir yetkisi de yok. Sonuca bakalım. Tamam. %20'ye peki siz inanıyor musunuz? Nasıl? %20 enflasyon bakın, olduğunu aylık, bu ülkede inanıyor musunuz? Aylık, biz inanmıyoruz. Ortalama, aylık ortalama. Evet. %21'e 31 miydi? 25-31 miydi? %20 çok büyük bir enflasyon zaten. Aylık hani, çok yüksektir. Yani siz bunu niye yıllık rakamı söyledi? Nasıl? Yıllık. Hayır, hayır. %21 dedi. %21 dedi. Şeyi, ben demedim. Bakın. Aylık. Son aylık bir yılın enflasyonu %21.3. Kasım ayı enflasyonu %3.4 milyon. Yıllık. O civarda. Aylık bazda. Aylık ve yıllık küsür bazdır o. Ya ama %21 korkunç bir enflasyon. Tabii canım şaka bir şey değil. Yani. Bence de çok korkunç. Vedat Bey. %21 olsa biz ona razıyız. Vedat çok daha Bey, yüksek. Vedat Bey soruyu toparlayalım cevabı. Şöyle söyleyeyim. Sayın Kılıçdaroğlu herhalde dikkat çekmek için artık gına geldi düşüncesiyle başta TÜİK'in sürekli yanıltıcı rakamlarını protesto etmek için belki oraya gitti. Gönül isterdi ki TÜİK Başkanı orada olsun. Sorulara cevap versin. Usul yönden siz mesela ana muhalefet liderine yakıştırdınız mı? Ben şunu söylüyorum. Usul olarak Sayın Devlet Bahçeli oraya gitseydi acaba bir sorun olur muydu? O kadar millet toplanıp orada girişini engeller miydi? Soruyorum mesela ben size. Devlet Bahçeli Sayın Kılıçdaroğlu'nun yerine gitseydi oraya acaba kapıda o karşılama olur muydu? Veya içeri girip peki, kendini içip sohbet eder miydi? Bunu da başkanına sormak lazım. Yok, çok net bunu biz biliyoruz. Ama ben Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu tepkisini mesela kirli referandum sonrasında biz YSK'nın önüne gittiğimiz zaman onun orada olmasını isterdim. Oraya da gelmesini isterdim. Çünkü seçim öncesinde öyle açıklamalar yapılmıştı ki sandıklara şöyle sahip çıkacağız, şöyle yapacağız diye. Ama o kirli referandum sonrasında sadece İYİ Partililer YSK'ya gittiler.
Biz isterdik ki CHP'liler neredeydi de gelsin oraya. Efendim? Neredeydi CHP'liler? CHP'liler gelmediler. Ben not almışım. Şimdi efendim? Konuşurken YSK'nın önünde toplanacağız diyorlardı. Neredeler? Biz İyi Partililer olarak oradaydık. Yok, ben size bir şey söylemiyorum. Dört milletvekilimizle birlikte. YSK başkanı cümleyi alayım. YSK başkanı da kaçtı zaten. Peki. Cevap veremedi. Ama şunu söylüyorum. O gün Cumhuriyet Halk Partililer gelmedi. Neden gelmediniz diye sorduğumuzda sanıyorum Haluk Koç'tu. Melih Gökçe'nin adamları Cumhuriyet Halk Partisi'nin etrafını tamam. sardılar. Buradan çıkamıyoruz dediler. Başka bir şey daha söylüyorlardı. Muharrem İnce'nin eşini kaçırmışlar. Muharrem İnce otelde bize söylenen, bilmem ne olmuş. Bize söylenen. Sonra da Muharrem İnce bir mesaj attı. Dedi ki ya adam dedi. Bize söylenen Melih Gökçe'nin adamları söylenen derken Sayın Haluk Koç'un açıklaması. Melih Gökçe'nin adamları şu anda partinin etrafını sarmış durumda. Kimse çıkamıyor. Tehdit var vesaire. Ama biz de üzüntümüzü dile getirdik. Yok. Biz buradayız dedik. Vedat Bey siz inandınız mı? YSK inanıp inanmamak önemli değil. Mesela ben size sizin niye etrafınızı çevirmediler? Efendim? Sizin niye etrafınızı çevirmediler Melih Gökçe'nin adamları? Biz oradaydık. Onu söylemek istiyorum. Biz İYİ Parti olarak. Cumhuriyet Halk Partisi'ne cevap versin. Ben onu söylüyorum zaten. Ama biz İYİ Parti olarak oradaydık. YSK başkanı bunun hesabını sorduk. Cevap veremedi. Hatta video da var. Video çekiyoruz ama diye. Ama Muharrem İnce'nin gece attığı tweet'e okumuş oldunuz değil mi? Muharrem İnce'nin attığı tweet Muharrem İnce'nin temsilcisine sorun. Peki. Ama Muharrem İnce o gün sizin de oy verdiğiniz grubun temsil şeyiydi, başındaydı. Öyle bir grubumuz adayıydı. Yok. Adaydı. Referandumda önemli grup yok yani. Şimdi, referandumdan bahsediyoruz. Bizim adayımız. Ya şeyde de. Neden bahsediyoruz anlamadım ki ben. Referandumdan. Yok. Geriye dönük bir referandumdan. Her ikisinde de gittiler. Her ikisinde de CHP'liler ekti. Önce yürüyeceğiz dedi CHP'liler. Sonra YSK'ya gelmediler. Ondan sonra CHP ilkinde referandumda dedi ki bizim sistemimiz Sayın çöktü. Sayın İnce de gelmedi. Dedi. Evet. İkincisinde de bizim işte amiyane tabirini kullanacağım. Hepsini birileri kaçırmıştı Türkiye'de. Mossad'ı, CIA'yı bilmem kimi kaçırmıştı. Sonrasında Muharrem İnce bir mesaj attı. Bir gaflette bulundu. Ne dedi? Dedi ki yahu fark bilmem kaç milyon. Gitsek ne olacak? Bu değişecek bir fark değil ki. Adam kazandı dedi. Hatırlayın ondan sonra da adam kazandı be diye şey oldu. Yani. Peki. Teşekkür oluyor. Ediyorum. Murat Bey, TÜİK'e gelelim mi? TÜİK kısmı üzerinden özellikle muhalefet ve şey kısmı, kurum kısmı üzerinden bilgilendirme veya usul yönü böyle mi olması gerekiyordu veya hatalı bulup bulunmama açısından yorumunuz ne? Şimdi önceden randevu istenmiş mi, istenmemiş mi? Bu önemli. Biz bunu konuşuyoruz. Randevuya hayır mı denilmiş, başka bir tarihe mi atılmış? Sayın Devlet Bahçeli bunu randevusuz gitseydi ne olurdu diye ben mesela bir soruyla gireyim. İşte, ama öngörüyle aynı yürüyemeyiz. Aynı şeyi yaşar mıydı, yaşamaz biz mıydı? Evet ya da hayır. Bakın vakkayı mesela konuşuyoruz. Sayın Devlet Bahçeli görüşmeye gitseydi yanında medya mensuplarını ve bir takım insanları alıp gürültü çıkararak mı giderdi? Hayır. Yine medya mensuplarını alıp ne kadar TÜİK'in doğru olduğunu ben ziyaret edip dinlemek için geldim diyebilirdi. Ziyaret bir de gazetecileri bir şeydi. Alma olmaz. Gazeteciler orada zaten hazır. Genel merkezlerindeki önünde. Cumhuriyet Halk Partisi muhabirleri bundan haberdar olur. 5 dakika içinde bütün gazeteciler haberdar olur. Ve mu? Gazeteciler evet. gider. Hani gazetecileri topladılar orduyla gittiler. Zaten kaç tane gazeteci var ki bunların yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin destekleyen. Gazeteci refleksi olarak var. Gidiliyor. Ha, burada bir şey olacak haber değeri vardır diye. Dolayısıyla şimdi bakın hala Devlet Bahçeli'yi konuşuyoruz. Bu kalabalık engeller miydi engellemez şimdi, miydi bunu soruyorum. Olasılıkları değil önümüzdeki vakayı konuşuyoruz. Şimdi önümüzdeki vaka ne? Ana Muhalefet Partisi'nin lideri ben geliyorum demiş saat 11'de. Saat 10'da tweet atmış. Bir saat sonra da mahiyetiyle birlikte gitmiş. Kapıda o tartışma yaşanmış. Ondan sonra gerisin geriye dönmüş. Daha doğrusu kapının önünde basın açıklamasını yapmış. Gerisin geriye dönmüş. Şimdi verileri almaya mı gitmiş? Başkanı ziyarete mi gitmiş? Ne şimdi, için giderse gitsin ben, ne olur? Saniye, ben devam edeyim. Başkanı, ben devam edeyim. Yani ben burada? Devam edeyim. Verileri almaya gitme gibi bir lüksü yok. Mesela verileri nasıl alır? Türkiye Muz Cumhuriyeti değil. Kabile devleti değil. Bir bakkal dükkanı değil göreyim veresiye defterini. Nasıl olur? Verileri almanın bir sistemi vardır. Verileri almanın sistemi nedir? TÜİK'in bağlı olduğu bakanlık nedir? Hazine Bakanlığı mı? Ticaret Bakanlığı mı? İlgili bakanlığa gidersiniz. İlgili bakanla görüşürsünüz. İlgili bakan size o verilerin tamamını sunar. Budur. Ben bugüne böyle bakın başkanım bakanlık? Mesela Merkez Bankası'nda niye gitmişler biliyor musunuz? Resmi yazıda ne diyor biliyor musun? Merkez Bankası Başkanı'nı ziyarete geldik. Heh.
Demek ki ben verileri görmeye geldim, şunu yapmaya geldim, bunu yapmaya geldim diye gidemezsiniz. Siz neden ana muhalefet değildir. Canım burası muz cumhuriyeti mi? Ne demek olur neden gidiyor? Bakkal dükkanı mı? Yani ben geldim, verileri görmeye geldim. Ne demek? Oldu buyurun tamam. Ben de mesaj atayım şimdi. Ben de mesaj atayım şimdi. Bir saat sonra CHP Genel Merkezi'ne Kılıçdaroğlu'na görüşmeye geliyorum. Gittim yoktu. Böyle şey olur mu ya? Bu arada düzeltme böyle yapalım. Şey olur mu seferberlik Tetkik Kurumu'nun. Ya ne seferberlik Tetkik Kurumu'ndan bahsediyoruz? Bir saat TÜİK'e gelelim. Vedat Bey, TÜİK'e, TÜİK'e. Bütün belgeleri alırken TÜİK'e gelelim. Benim sesim sizden fazla çıkar. Siz benden ses çaldığınız için, sıra çaldığınız için bırakın konuşayım o zaman. Bağırma da bundan kaynaklı. Tamam bir susarsanız ben konuşayım. Sonrasında siz konuşun. Murat Bey bu arada sizden fazla çıkar. Doğrudur. Bilirim ben. Sesinizin nasıl çıktığına hakimim. Bilirim. Ama TÜİK bu arada Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı. Nereye tam hangi birime bağlıysa TÜİK'e ben geldim sizden verileri almak istiyorum diye bir şey saçma sapan bir şey. Böyle bir şey yok bir. Nedir orada mesela? Ya usulü var, erkanı var. TÜİK'in tamam. Zaten TÜİK işte seferberlik tetkik kurumunun bilmem nesindeki gibi bir durumu şey yapmıyor. Devletin sırları alınırken. Tamam işte ben sizin de göstermenizi beklerdim. Siz neredeydiniz? Biz gösterdik. Ben Ergenekon zindanlarındaydım o zaman. Değil mi? Ya. Tamam yargılanıyordunuz. Yargılanmıyordum. Esir edilmiştim Ergenekon zindanlarında. Esir edilmiştiniz, ha. Yargılanıyordunuz. Sizin tamam, neyse verdiğiniz işte. Sizin insanlar tarafından. Yahu ben gazeteciyim, siz yani, iyi misiniz? Kendinize diye. Gelin, kendinize. Sizin önem verdiğiniz ne demek ya? Destek verdiğini söylüyorum. Kimin destek verdiğini söylüyorsunuz? Sizin. Nereden biliyorsunuz? Okuyorduk her gün. Kimi okuyordunuz? Akit her gün okuyorduk. Şu anda bunları da bu Akit'in kanalında söylüyorsunuz değil mi? Ya davet ettiniz. Parasızlık değil. Ben düşüncemi söylüyorum. Bunları burada rahat söyleyebiliyorsunuz. Kimse sizi yapalım, buradan kovmuyor, zindana atmıyor. Davet ettiniz, düşüncemizi söylüyorum. Demek ki biz olaylara bakış açımız öyle sizin oradan bizi sıfatlandırdığınız gibi. Sizin bakış açınızın nereden olduğunu bilmiyorum ama bizim bakış size açımız burada bu, siz burada böyle rahatça açısıdır. Konuşabiliyor musunuz? Konuşuyorsunuz, bitti. Ya ne yapalım, demek ki bizim bir ayrımcılığımız yok. Bizim yani, bir tarafımız yok mu hususta? Vedat Bey siz gazetecisiniz. Bakın, ya böyle bir şey söylenir mi? Ya, sizi evet. Konuşturuyoruz diye. Yahu siz gelmiyorsunuz buraya. Davet etmemiş tamam, miyiz? Siz de buna icabet etmemiş misiniz? Niye davet etmiş sizi o zaman? Murat Bey. Tamam Akit böyleyse niye davet etmiş sizi? Efendim? Akit böyleyse niye davet etmiş sizi? Getirse miydim Akit'in yayınlarını? Evet. Getirseydiniz bir dahaki sefere getiririm. Ben o kadar... Vedat Bey, Akit Medya Grubu'na özür diliyorum. Şurada bir keşke araya girmek zorundayım. Arkadaşlar, Murat Bey bir dakika. Lütfen kaldığımız yerden devam edeceğiz ama. Akit Medya Grubu'nun arkadaşlar taraf olduğu kısımlar vardır. Ülkenin bütünlüğü, bölünmez bütünlüğü ve inanç değerleri bütünlüğüne bir bütün olarak bakar ve herkese saygı duyar. Hiçbir zaman FETÖ'ye bir saygı duymadık. Veya usulsüz yapılan birçok şeye saygı duymadık. Haksız ve hukuksuz. Her farklı sese, ırka, dile de renk katan ve saygı gösteren bir basın yayın kurulmuş. Ama geçmişte yapılan hataları da kabullenmek lazım. Vedat Bey, yani, meselenin özü herkes hata yapabilir. İnsanlar hayatlarını kaybetti. Bakın ben ya Vedat gördüğümüz Bey, eziyetin haddi hesabı yok. Sizin, o zaman taraftınız. Sizin bakın, keşke şunu çağırmasaydınız. Vedat Bey, Ergenekon'dan yargılanmış onlarca insanı burada konuk etmiş birisi. Bakın ne diyorum. Ve geçmişte peki, olanı da kabul etmek lazım. Arkadaşlar, duruyor manşetler. Ama biz kimseden bir yana taraf değiliz. Peki. Ben size Murat Bey kaldığımız yerde devam. Lütfen araya bir girin. Arşivimden yarın size göndereceğim tamam, fotoğraf eyvallah, çekip göndereceğim. Tamam, şimdi peki, şuraya Murat Bey bir toparlasın. Murat Bey notlarını almıştı. Buyurun. Ergenekon dediğiniz şey sütten çıkmış ak kaşık mıydı? Mahkeme kararına göre Ergenekon davasında yargılananların tamamı suçsuz. Hiç alakası yok. O sizin bana şahsi görüşünüz. Olur mu? Hala yargılananlar var. Sana göre de hepsi suçlu. Hepsi yok mu mahkeme kararı? Bir saniye yargılanan yok mu? Dördüncü adıda. O Ergenekon'dan yargılanmıyorlar. Yargılanan var mı yok mu? Ergenekon değil o. Ergenekon davası kapsamında yargılanan var evet, mı yok var mu? Heh, bitti. Var. Bana az önce yok dediniz. Hayır. Bitti. Peki. Yok dediniz. Bitti. Peki. Murat Bey bir toparlasın lütfen. Ya ben biliyorum süreci. Ergenekon diye bir örgütün olmadığı mahkeme kararıyla tescil edilmişken. Ergenekon'dan yargılanan diyorlar size. Ergenekon'dan yargılanan yok. Onu başka suça sokup 5-6 tane generali eziyet ediyorlar. Konu mecrasından çıkmasın lütfen. Şu gerçek darbecilerin peki, kim olduğunu bu ülke. Peki Murat Bey toparlayın lütfen. Ya toparlanacak bir şey kalmadı ki. Öyle bir akış bozuldu ki. Yani akış ne ben tamamen TÜİK'ten sizin akışa aldığınız notları. Ne konuşuyorduk? Vedat Bey Devlet Bahçeli gidebilir mi dedi. Ne konuşuyorduk? TÜİK verileri. Ben gidebilir yani mi dedik? Demedim. Devlet Bey gitse ne olurdu dedi. Ya tamam kendi konuşma sıranızda bunu söylediniz. Bunu söyledim. Israrla bize dayatmanızın mantığı ne çözemedim. Ya peki, dayatmadım. Sadece araya girip bir hayır, soru Vedat sordum. Bey, evet rica ya da ediyorum, hayır şeklinde. Rica ediyorum. Bakın peki, dayattınız. Dediniz ki bu Devlet Bey gitseydi böyle mi olurdu? Tamam zaten bunu söylediniz. Bu ben de size dedim ki bu
afaki bir durum şu an konuştuğumuz şey. Size Devlet Bey gitmiş mi, olasılık üzerine konuşmayalım, var olan vakayı konuşalım dedim. Peki. Ne diyeceğim şimdi? Usul yönünde bakalım bir tartışmalara. Böyle bir usul ana yok. Muhalefet bakın, lideri. Ziya, Merkez Bankası, kendi gönlümden geçeni söyleyeyim. Ben olsaydım tamam. Eğer TÜİK Başkanı olarak orada, eğer şeyde bir programım da yoksa, bir toplantım yoksa, daha önceden ayarlanmış bir programım yoksa, eğer oradaysam, derdim ki buyurun gelsin. Hemen oturalım konuşalım. Bakın Türk Hava Kurumu'na gitti. Uçaklar dedi Kemal Bey. Çıktığında dedi ki uçaklar uçmuyormuş. Merkez Bankası'na gitti. Çıktıktan sonra dedi ki evet rezervlerle ilgili şöyle de bir durum varmış. Merkez Bankası da çıktı. Dedi ki şunları söyledik. Kendisi de bu durumu kabul etti. Evet bu bizim verimizle de uyumlu. Şu şöyle bu böyle dedi. Ama görüşüldü bir şey. Ben olsaydım TÜİK Başkanı'nın yerinde kabul ederdim. Derdim ki buyurun efendim gelin hatta kameraları da getirin. Sizin elinizdeki verileri de görelim. Öyle Ümit Bey'in her hafta gittiği standart market gibi de Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan Ümit market gibi de davet almayalım. Edin, size hepsini almayalım ederiz, derim. Almayalım sahi. Derim. Çünkü giderseniz Etiler'de işte bilmem ne marketten alışveriş yaparsınız. Liste öyle yukarı çıkar ki ama yanındaki BİM'den alışveriş yaparsanız liste öyle aşağı iner ki bilmem ne derim. Bilmem. Peki. Abi şu Ferman olayı söyleyeyim. Dediği kısım Türkiye'de güzel. Zaten bakın enflasyon ya %20'lik bir enflasyon %21 var. %21 gibi. Bakın Almanya'da %4.5 enflasyon hani her ülke kendi ölçeğinde değerlendirmeli ama fırtınalar kopuyor. Yani siz %25 deseniz ne olur? Ben %20 desem ne olur? %20 çıkın, korkunç daha bir... Çıkın, daha korkunç. Çıkın. Bakın yine şey yapıyorsunuz. Yani sonra çıkın. Da diyorsunuz ki benim sesim sizden gür çıkar. Ya tamam gür çıkar da sabote etmeyin işte. Benimki de gür çıkmasın. Peki, yani kabalaşmayalım. O zaman ben de konuşurken araya girmeyin. Hayır araya girin de böyle sabote şey, etmeyin. Çıkar çıkar edeyim? Demeyin. Yani ama çıkıyor. Bu söylediğiniz bu. Ya bakın siz de gazetecisiniz. Yani. Ben de gazeteciyim. Ne yaptığımızı iyi biliyoruz. Niye bu kadar neyi konuştuğumuzu iyi biliyoruz. Ama araya lakaytça böyle çıkar çıkar o çıkar. Gerçek, yakışmıyor ya, yakışmıyor. Gerçek bu. Yakışmıyor, yapmayın bunları. Şimdi bir kurumun başında bakın farkında mısın? Sürekli kesiyorsun, sürekli size cevap veriyorum, olayı anlatamıyorum. Peki. Öyle. Şimdi bir kurumlu ben olsaydım TÜİK Başkanı'nın yerinde böyle bir toplantı yapardım. Merkez Bankası'ndaki, hatta derdim kameraları alın, gelin. Oturun bu verileri usul konuşalım bu. Derdim. Ha. Peki. Bundan da benim hakkımda disiplin soruşturması başlatılması gerekirdi. Eğer verileri orada şeye sunarsam da. İzinizi çünkü açıkladım. Evet, açıkladığım ya, için. Hayır. Şimdi ben cep telefonundan girdim. Data ya var orada veriler zaten. Paylaşılan veriler. Bütün şimdi detaylarıyla var. İtirazı olanı yapması gereken şey şu. Yani affedersiniz. Devletin bir kurumu rakamlar üzerinde oynayamaz. İtirazı olan varsa Sağlık Bakanlığı oynadı. Mesela neyle oynadı? Rakamlarda aşılananların rakamlarıyla ilk başta komple oynadı. Hiç sonra değişti. Olur böyle şey. Türkiye'de Covid nereden yok dedi. Çıkardın? Ertesi gün Türkiye'de binlerce Covid var dedi. Nereden çıkardın? Bunu. Nereden bu girin bakın geriye dönüp haberleri görürsünüz. İddia eden müddeyi iddiasını ispatla yükümlüdür. Gerçekten genel karalama. Yaşıyormuşuz da haberimiz yok. Haklısınız. Yani siz başka türlü yaşıyorsunuz herhalde. İddianızı ispat edin. Ben size diyorum ki TÜİK'in rakamları burada var. Herkes cep telefonundan bilgisayarına girip bakabilir. Ekrem her Bey, şey var. Bütün biz detaylar. Biz İYİ Parti olarak TÜİK'in rakamlarını ciddiye almıyoruz. Olabilir kısaca. Hocam. Biz de sizi ciddiye almıyoruz. Peki. Almıyormuş. Sizin ciddiye alıp almamanız önemli değil. Ona halk karar verir. Murat Bey toparlayın lütfen. Halk karar veriyor zaten. Arkadaşlar bırakmadınız bir Murat Bey. Göreceğiz. Murat Bey. Şimdi Ferman Hocam'ın dediği bir husus vardı. Ferman Hocam özür diliyorum. Dedi ki. Sakin sakin konuşuyordun sen. Ya işte tamam da. Devam et. Olmaz ki. Müdahale Ekrem'e de müdahale ediyor. Peki. Siz de, arkadaşlar bir müsaade. Peki. Bir şey yok tamam. Yani. Müdahaledir sadece. Kusura bakmayın ama diyorum yani, ki ay, bunu yapmayın. Araya girip bu şekilde Ekrem sabote Bey'le, etmeyin. Ekrem Bey'le bakın karşılıklı yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Sesimizi de yükseltmiyoruz. Sizin ya, ben konuşuyorum mübarek. Ben konuşuyorum. Beni doya sabote ediyorsunuz şimdi. Hala yapıyorsunuz bunu. Arkadaşlar lütfen. Hala yapıyorsunuz bunu. Yani. Kilitlemeyelim. Şimdi. TÜİK'in verileriyle ilgili hadise. Mesela neyi TÜİK baz alıyormuş? Geçmiş dönemde bakıyorum beyzbol topunu baz alıyormuş. Golf topunu baz alıyormuş. Pırlantayı baz alıyormuş. Altın fiyatlarının bazı kalemlerini baz alıyormuş. Ons bir şeyini baz alıyormuş. Peki şimdi neyi baz alıyormuş? Mesela golf topunu baz almıyormuş. Hesap yaparken. Pırlantayı da baz almıyormuş. Tam da Vedat Bey'in aktif gazetecilik yaptığı dönemde. Vedat Bey'in aktif gazetecilik yaptığı dönemde golf topunu baz alıyormuş. Ama Vedat Bey o sıra Cumhuriyet Gazetesi'nde yazıyordu, çalışıyordu. Yani onları o verileri umursamıyordu. Ama bunu baz alıyormuş. Bakın. Yeni mesela Türkiye 2000'lerde TÜİK
bir veri açıklamış. Ben veriyle, veri varsa ne varsa onu görmek isteyen biriyim. Diyorum ki TÜİK bir veri açıklamış. Demiş ki Türkiye %7.8 en düşük büyüyecek demiş. En düşük ihtimalle demiş. Şimdi TÜİK aynı zamanda kimle uyumlu çalışmak zorunda? OECD ile uyumlu çalışmak zorunda. 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 OECD bir uyumsuzluk saptarsa Türkiye'yi hacın. Seni biz işte bilmem kaç devletiz ya, senin sayende geçen gün bir başka devleti de aramıza aldık sen oy verdiğin için, seni göndeririz der. Şimdi OECD peki Türkiye'nin büyüme verileriyle ilişkili ne tahminde bulunmuş? Demiş ki 2.9 büyüyecek Türkiye. Şimdi IMF ne demiş? %5 büyüyecek Türkiye. Bu yılın başında söylemişler bakın bunu. Standard & Poor's %4.5 büyüyecek demiş. Moody's %3.5 büyüyecek demiş. Fitch %3.5 büyüyecek. Dünya Bankası %4.5 büyüyecek demiş, 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 gitmiş. En yüksek de bunların arasında Goldman Sachs demiş. O da %6 büyüyecek. TÜİK'in verisi de 1.3'lük bir farkla söylemiş. Şimdi peki yıl sonu olmuş. Üçüncü çeyrekte ne demiş? Daha geçen gün IMF büyüme tahminini %5.8'e yükseltmiş. Standard & Poor's %4.5'ten 6.1'e yükseltmiş. Moody's %3.5'ten %5'e yükseltmiş. Aşağıda OECD %2.4'ten %5.7'ye yükseltmiş. Yani TÜİK'in %7.3'lük rakamına doğru gelmiş. Peki en son neye yükseltmişler önceki gün? IMF %9'a yükseltmiş. TÜİK'ten de fazla bir rakam açıklamış. Bu. Standard & Poor's %8.6'ya yükseltmiş. OECD'yi söyleyeyim %8.4'e yükseltmiş. Peki. Şimdi ben bakıyorum. Bugünkü veriyi okudunuz mu? Demek bugün ki, açıklandı. Bilmiyorum. 10.5 büyüme. Demek ki tamam büyüme 10.5 diyorsunuz. Demek ki TÜİK de o konuda geride kalmış. Ya da 4. çeyreği ben yazmamışım. Not almamışım buraya. Şimdi ben diyorum ki bir veri var ortada TÜİK'in ve ana muhalefet partisi ben geldim o verileri görmek istiyorum diyen ana muhalefet partisinin iddia ettiğinin aksine OECD'nin verileriyle uyumlu. OECD denetliyor diyor ki evet sizin verileriniz bize sunduğunuz veriler uyumlu diyor. Şimdi biz neyi baz alacağız peki bu hususta? Demek ki çek edilen, sağlaması yapılan bir şeyi baz alacağız. TÜİK'in verilerindeki uyumsuzluğu birinin elinde getirdiği kağıtla mı baz alacağız? Yoksa kurumun resmi açıklaması ve ortaya sunduğu az önce Ekrem Bey'in de bir sakıncası yok. Sakınca yok. Ben şunu söylüyorum. Bakın ben kendi diyorum ki şeysini söyledi. Ben diyorum ki ziyarete kesinlikle kabul etmeliydi. Hatta yukarıya davet edip kameralarla birlikte kabul etmeliydi. Bakın ama hala afaki konuşarak söylüyorum. Belki il dışındaydı. Belki yukarıda başka biriyle başka bir program vardı. Onu da TÜİK Başkanı açıklama yapsın. Belki de evet o yapsın. Hayır işte o açıklamayı peki yapacak. Bakın arkadaşlar bir araya gideceğim hemen uyarım. Hemen söylüyorum, peki hemen tamamlıyorum. Bu açıklamayı ben bunu kabul ederdim. Kameralarla birlikte de kabul ederdim. Ama kurumların ana muhalefet partisi ben geldim MİT dahil ben geldim şu elinizdeki falanca veriyi bana gösterin deme hakkı yok. Hakkı değil, bu şekilde diyelim. Bu şekilde usulen bu şekilde bir hakkı yok. Mesela MİT başkanını çağırırsınız. MİT başkanı İçişleri Bakanı'yla birlikte daha önce yaptığı gibi briefing verir, bilgi verir size. Bu briefingi vermiyorsa o zaman söylersiniz ben de sizinle birlikte mesela Vedat Bey derse ki çağırdık gelmedi. Geleceğim dedi gelmedi. De ben de Vedat Bey'le birlikte yürürüm. Niye gelmiyorsunuz? Niye konuşmuyorsunuz dedim. Bakın peki kendi fikrimi de söylemek. Mesele buydu. Bu TÜİK'i kapatıyoruz herhalde. Bir araya gidiyorum TÜİK'le ondan sonra. İlgili artık geçelim. Daha bir önemli konular var. Bir şey söyleyeyim. Ben de bir cümle söyleyeceğim. Bir cümle. Muhalefetin TÜİK'le ilgili tartışması ben size söyleyeyim. Birazcık Vedat Bey söyledi. Çok gereksiz bir tartışma. Çok neden? Gereksiz. Nedenini söyleyeyim. Yargıya güvenmiyorum diyor. TÜİK kimmiş? Evet. Peki. Evet kapat. Aynı yargıya da gidin. Bakın Kılıçdaroğlu 11 Kılıçdaroğlu'nun 3 gün önce 4 gün önceki tweetini söyleyeyim size. Ya sen beni mahkemeye versen ne olur? Bilmem kaç tane kaç defa mahkemeye verdin. 11 tanesini ben kazandım. 3'ünü sen kazandın. Onlar da ahimden dönecek diyor. Hangi yargı? Murat Bey. İktidarın yargısı peki değil mi? Arkadaşlar son bir cümle, araya gidiyorum. Murat Bey'e şey olarak ek olarak söyleyeceğim. OECD ve diğer kurumların nasıl TÜİK'e uluslararası önem evet önem vermedi de geçen uyumlu hafta, dedim. Hani verileri. Kapadokya'da, Nevşehir'de Tarım Bakanımızın, hayvancılarımızın hiçbir zararı yok diyerek İYİ Partili arkadaşlarla besicilere dolaştık. Besiciler sütü 2.7 liraya verdikleri için İneklerini kesimhaneye veriyorlar. 5,5 lira diyorlar şimdi. Ha, ne zaman oldu? 4 gün önce 4.7 lira. Şimdi bu %20 mi?
Ekrem Bey. Yüzde kaç oluyor bakın? %90. Siz pazardan süt peki alıyor musunuz? Arkadaşlar alıyorum, çok teşekkür ediyorum. Kısa olur bir ara bizden ayrılmayın. Fiyatlar... Efendim kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabii birçok izleyicimizin gönderdiği sorular var. O soruların bir tanesini ben sadece Vedat Bey'e sormak isterim. İletmek isterim daha doğrusu. Soru şu, sosyal medyadan gönderilen. Sayın Devlet Bahçeli acaba provokatörlük yapar mı veya Meral Hanım yapar mı, TÜİK'in önüne gider mi, herhangi bir kurumu basar mı? Niye Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneklerinde olanları savunuyorsunuz gibi bir soru. Ben Cumhuriyet Halk Partisi'ni savunmuyorum. Bu üslup da yanlış. Yani provokatörlük filan. Ben bir provokasyon olduğunu düşünmüyorum. Bence daha önce de söyledim. Sayın Kılıçdaroğlu herhalde ben bir gideyim baskın yapayım diye düşündü. Medyada da belki siyaseten de belki bir... Prim yapıyor mu bu gibi durumlar? Bilmiyorum, ona halk karar verir. Hayır, ama siyaset yani ama gerçekten buna... Ama şimdi yani böyle mi provokatörlük falan kimse bilerek ve isteyerek böyle parti genel arkadaşlar, başkanları yapmaz. Eyvallah Sabri'cim. Peki. Bana bir şöyle bir dakika müsaade buyurun, bir şey söylemek istiyorum. Tekrar ediyorum. Az şimdi konuşurken ben cep telefonumdan internete girdim. TÜİK'in kamera rakamları var. Şimdi bakın, TÜİK'in ne üzerinden hesaplama yaptığı ile alakalı bir örnek var. Alkollü içecekler ve tütün, eğitim, giyim ve ayakkabı, haberleşme, eğlence ve kültür, konut, lokanta ve oteller, tüfe, sağlık, gıda ve alkolsüz içecekler, çeşitli mal ve hizmetler, ulaştırma, ev eşyası. Bu kapsamda TÜİK şu an itibariyle Şubat ayından beri, 2021 Şubat ayından beri 415 madde üzerinden, bunların 901 çeşidi üzerinden fiyat tespitleri yapıyor. Ve bunlarla alakalı rakamlar falan son derece açık. Burada TÜİK'e itirazımız varsa yapılacak şey basittir. Rakamlar açık. Bugüne kadar diyelim ki ihmal ettik, yarından itibaren başlarız. Oradaki rakamlar şu, bunların çoğu zaten mesela alkollü içecekler ve tütün. Bunlar şey rakamlar, gayet açık rakamlar. Eğitimle alakalı ne giriyor bunun içine bilmiyorum. Herhalde belki 40-50 çeşit bir şey giriyordur. Kitap giriyordur, defter giriyordur, kalem giriyordur. Evet, giyim ve ayakkabıyla alakalı. Yani belki gidip en lüks mağazadan da, en sıradan konfeksiyon mağazasından da fiyatlar alıyorlardır. Burada meselemiz de TÜİK'in yaptığı canımızı sıkıyorsa, moralimizi bozuyorsa biz de bu konuda diyelim ki bir, herhangi bir parti bir görevlendirme yapar, net bir görevlendirme. Biz net olarak bu konuda sonra çalışıyoruz, çok net olarak. Rakam verin. Çalıştığınız ben, sizinle ilgili. Benim alanım ekonomi değil ama bu konuda ama bakın, çalışan Vedat Bey, Vedat özel Bey olarak davet edersiniz, onlar bütün rakamları getirirler. Şimdi bakın, bunlar eğer bir çalışma yapılıyorsa, bir siyasi parti uyumsuzluk varsa bunu çıkar, gürültülü bir şekilde açıklar. Açıklıyoruz zaten. Öğrenir. Sayın Genel Başkanımız her grup toplantısında ve Anadolu'yu ilçe ilçe dolaşarak, konuşarak her yerde açıklıyor bunu. Şimdi bakın. İzliyorsunuz dönelim. Siz de. İzliyorum tabii. İzliyorum tabii ve maalesef o Anadolu'yu dolaşırken yaşananlara falan baktığımda da üzülüyorum. Ne girmeyelim gibi mesela? Girmeyelim. Yani, neyi istiyorsanız ona girin. Şimdi bakın. Tekrar ediyorum. TÜİK'i rakamları konuşuyor ve inanmıyoruz diyorsak yapılacak şey son derece basit. Vallahi bu, AKP hükümetinin kurumlarının açıklamalarının çoğuna inanmıyoruz. Olabilir. Sadece TÜİK basit olabilir yani. Sizin ve bu kadar da büyütülüp bu kadar uzun süre konuşulması da işte gereksiz bir şey. Peki TÜİK'in. Neyi? Neden? Şaka mı ya? %21.3 enflasyon mu? Benim anlamadım. AKP'liler niye gidip kapıda duruyorlar? Neyin kapısında? Niye engelliyorlar? Kalabalık niye engelliyor? Neyin engelliyorlar? Engelleme Kılıçdaroğlu'nun girmesini. Kalabalıkla ne alakası var? Orada sadece bildiğim kapıdaki güvenlik basın görevlileri var. Güvenlik sadece var. Güvenlik yok. Daha fazla insan var. Nerede? Varsa görüntüler koyun, görelim. Vedat Bey, görüntüler var. Gazeteciler ve gazeteciler... Gazeteciler mi engellediler girişi? Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurmaylarının katıldığı genel başkanların yanında... Hayır, diyorsun kim engelledi onları? Kim engelledi onu soruyorum. Hayır, sadece güvenlik orada kibarca dedi ki randevunuz yok, herhangi bir bilgi verilemez. Yani benim bildiğim oradan kadar bir yetkili çıkıp, sayın genel başkan, buyurun, başkanımız burada yok, bir çay ikram edin. Genel başkan da, zaten genel başkan da bu niyetle gelmişti. Bakın ayrı bir şey, niyetini bilmiyoruz, onu açıklasın. Ama ben nezaketen söylüyorum. Nedir Murat bu telaş? Yani fotoğraf büyükteki telaşı açıklamak lazım. Peki ben Murat Bey'e o sorunun cevabını soracaktım ama o tartışmanın içerisinde kapatalım bence. Yani müdahale olunca o öyle arada kaynadı gitti.
Ferman Hocam'ın Türkiye'nin demokratik olmadığını ve geri kalmış ülkeler sınıfında 3. Dünya ülkesi imajı üzerinden verdiği kısım TÜİK örneğine. Ya şimdi Ferman Hocam anayasa hukukçusu. Ben şimdi onun buradaki o tespitinin farklı bir noktası muhakkak vardır izah ettiğinde. Ama ben şunu söylüyorum. Mesela hani ülkeme geri kalmış diyemem. Ülkemde bazı sıkıntılar her dönem olduğu gibi bu dönemde vardır. Ama benim ülkem geri kalmış 3. Dünya ülkesi ya da başka bir şey diyemem. Ama şunu hatırlıyorum mesela. Ferman Hocam anayasa hukukçusu. Herhalde içinde bir şey jüristokrasi özlemi var. Var mıdır? Her anayasa hukukçusunun da aslında perde arkasında öyle bir gizli şeyi vardır. Ferman Hocam diyor ki, bilmiyorum Vedat Bey de buna onay verir mi, ne der, nasıl bulur? Diyor ki, seçimle bile gelse bir ülkede 20 yıl boyunca bir parti iktidar olmamalı. 5 yıl arayla 2-5 yıl hayır 5 yıl arayla kurayla değişmeli yani. Gibi bir şeyi var, tespiti var. Ben o tespitten seçimle sonra seçimle gelen bizim için seçimle gider. Ha işte ben o tespitten sonra şey dedim ama aslında temennimi dedim. Yani anlaşıldı, bunun peki. Hani bu temennimi diyorum. Temennim. Yani ısrarla da altını yok. Çizdim. Kurayla gelmeli dedi. Hayır, temennin maliyeti yok Muratçığım. Ya muhakkak yok ama maliyeti şimdi yok. Bunun izahı da olması lazım. Şimdi hani öğrencilere en azından. Yani hayır, öğrenci de diyorum. Öğrenci sandığın de diyorum. Kurulduğu bir ülkede niye 20 yıl iktidar olamaz bir parti? Sandıkların nasıl kurulduğunu biliyoruz. Onu o i̇şte konulara girmeyelim. Ya onu da bir görsek. Yani. Mesela birisinin neyini kaçırmışlar? Melih Gökçe'nin adamları CHP il binasının etrafını sarmış. Birisi başkan adayının da üstelik CHP'nin oyundan fazla da oy alan CHP'nin adayının da eşini kaçırmışlar. Kızıyla şantaj yapıyorlarmış o gece. Sonra başka şeyler ortaya çıktı. Ne dediler? Oteldeymiş dediler. Sarhoşmuş dediler. Ki ben ona inanmak istemedim. Sonrasında yine CHP'nin taraftarı olan bir televizyon kanalındaki bir moderatöre mesaj attı. Dedi ki adam kazanmış. Ya bence ben bir de CHP'li çağırmanız şey lazım. Yani hal böyle olunca şimdi ben bunların Türkiye'de seçim sistemi şey mi, ne derler ona, şaibeli mi yürüyor, yürümüyor Murat bilmem. Bey, demokratik şimdi, ülkelerde şaibeli yürüse, seçimlerde sizin dediğiniz gibi kurumların tamamının ele geçirildiği bir ortamda İstanbul'da nasıl seçim kazanır? Muratçığım ben ayarlarlar, keyfine bakarlar. Ferman Bey'e geldik. Sandıklara sormak isterim. Ferman Bey sarıldıkları için. Tamam. Önceki seçimde soracağım. Gelişmiş bir toplumda. Önceki seçimde elinizi tutar mı vardı? Sandıklara can siparihane sarılsaydınız önceki seçimde. Ondan öncekinde niye sarılmıyordu kimse? Sarılmalı. Ya böyle bir şey yok ya. Türkiye'de iyi kötü yapabildiğimiz şu seçim yasası. Öyle yasalar değişti ki yani bundan sonra kim hangi partiye atarsa atsın AK Parti'ye çıkacak yasası bekliyoruz. Ben size şimdi. Bugünlerde onu ben bekliyoruz. Ben size söyleyeyim. Yani İstanbul seçimleri oluyor. Gece YSK diyor ki şuradaki sandığın yeniden sayılmasını istiyorum. YSK ne yaptı? Canan Kaftancıoğlu. Canan Kaftancıoğlu beraberindeki mahiyetle İstanbul YSK İstanbul İl Başkanı olan ama yasak olmasına rağmen hanımefendiye ziyarette bulundu gece yarısı Çağlayan Adliyesi'ne. Ziyaretten çıktı, il genelinde bütün sayımlar durduruldu. Şimdi siz neyin yargısından bahsediyorsunuz? Neyin peki, iktidarından, neyin seçiminden bahsediyorsunuz? Tam da kazanılmamış seçimi Sayın i̇şte Binali Yıldırım çıktı kazandık ben, dedi. Herkes kazandık diyebilir. Geçen seçimde geçen seçimde de Mansur Yavaş abi öyle yapıyordu kolunu. Kazandık diyordu. Ne oldu? Çuvalladı. Şimdi herkes söyleyebilir. Ben diyorum size resmi ederseniz, bir şeyden bahsediyorum. CHP'nin il başkanı, YSK'nın İstanbul il temsilcisini gece 2'de, 1.30'da yanında ne işi var? Gitti. Peki ben kamera görüntülerine yakalandı. Tamam. Profesör Doktor Ferman Demirkol'a şunu sormak istiyorum. Sonra da emekliliğini istedi o hakim. Murat bakın Bey, emekliye lütfen. Ayrıldı. Tamam peki şunu sormak istiyorum. Bu çok önemli bir husus. Bütün CHP'liler iyi partiler ele geçirmiş. İyi partiler ele geçiremez de CHP'liler geçiriyorum. Ferman Hocam arkadaşlar. Sıramız geldiğinde konuş. Çünkü iyi partiler şunu söyleyeyim. İyi partiler Milliyetçi Hareket Partisi'nin içerisindeyken CHP'liler şunu söylüyordu. Diyordu ki Seyfi Oktay ve Mehmet Moltay, biz MHP'lilerle refahlılara mı hakim yapacağız? Tabii ki CHP'lileri yapacağız diyor. O yüzden iyi partiler ele geçirememiştir. Kaç yıl önceydi? Olur mu? Peki, YSK'nın İstanbul'da Bey, görevlendirdiği hakim Seyfi Oktay'ın atadığı hakim. Bak, Vedat Bey ve Murat Bey lütfen ya bana bir kulak verirseniz sevinirim. Çok net teknik bir şey söyleyeyim. Bitti. Atadığı ortada. Hayır, yani İstanbul'da Vedat Bey, seçimi durduran sandıkları da sayılmış sayatarak seçimi kapattı. Ben size net bir şey söylüyorum. Bunu kim yaptın diye sorduk. Cevap vermedi. Yanımızdan kaçtı. Ben size net bir şey söylüyorum. İstanbul'a YSK'nın İstanbul İl Başkanı
Hakime hanımefendi Seyfi Oktay'ındı. Seyfi Oktay'ın atadığı hakimdi. Siz de diyorsunuz ki bana soru sormaya sabah ediyorsunuz. Arkadaşlar lütfen bir dakika. Bana soru sormaya sabah ediyorsunuz. Yani bir fırsat bulamıyorum ki bir türlü. Yüksek Seçim Kurulu bana göre Türkiye'de anayasal teminatın en mukaddes yapılarından biridir. Hiçbir zaman diyorsunuz. Buralarda diyorum. Diyorsunuz evet. Diyorum bana göre çünkü. Nefsimiz üzerine söylüyorum bu yorumu. Hiçbir zaman Türkiye'deki seçimler hiçbir şekilde sabote edilmedi. Veya bir başka partinin hakkı yenmedi. Yemedi diyorsunuz. Ben diyorum. Evet, evet, evet. Maşallah. Gerçekten Yüksek Seçim Kurulu haksız ve hukuksuz bir başka partinin hakkını yiyip bir başka partiye mi yediriyor? Siz hakemlik yaptınız. Evet. Yani. Yapıyor mu böyle bir şey? Hemen cevap vereyim. Peki. Bir başkasının hakkını yemedi, bir başkasının yedi. İspatı konuşacağım. Bekleyin. Tamam. Bekleyin ama sabırla. Şimdi Hasan Celal Güzel'in yasağının ortadan kalması için ben Murat Bey, Hasan Celal Güzel Bey'in dergisine yazdım. Evet. Dedim ki Türkiye'deki demokrasi halkın demokrasisi değil, genel başkan demokrasisidir. Bu bir. Tartışma açmak istemiyorum. Lütfen tartışma açmayın. Nokta. Makalemin adı bu. Şimdi Türkiye'deki demokrasi tamam, yok, halkın demokrasisi değil, genel başkan tamam, demokrasisi. Tamam, bunun da gerekçesini bize anlatıyorum. Anlatıyorum. Peki. İki, ben Türkiye 3. dünya ülkesidir dediğimizde Erbakan'ın hakkının nasıl yenildiğinde başörtünün tartışmalı olduğu bir ortamdan dolayı bunu söylemiştim. Batılı, çağdaş, ileri bir devlette böyle bir tartışma olmaz. Başbakan senin hakkın değil. Niye dindarsın? Kime verelim? Tansu Çiller'e. Tansu Çiller de verilmiyor. Yalım Erez'e veriliyor. Hı-hı. Sadece İstanbul milletvekili değil mi? O da dolaştı. Partisi geri verdi. Partisi, başka bir partiye verildi. Dolayısıyla böyle ülkeyi değerlendirirken ben genç öğrenciler karşısında arkadaşlar biz geri kalmış ülkelerde geri kalmış kafalar kurtaramaz diyor. Ya o geri neyse, kalmışlığı bu, Murat Bey'in milliyetçilik duygusunu kabartabilir. Hayır ya değil. Ben rahat, olabilir. Ama benim de düşüncemi aşağı vurma özgürlüğümü engelleyemez. Benim düşüncemi tamam. Açığa vurmama engelleyemez. Hasan Celal Güzel'le ilgili bir engel var. Seçim yasağı. Söyleyeceğim. Biz oturduk. Hukuk fakültesinde rahmetli oldu Burhan Kuzu. Dedi ki öyle bir gerekçe hazırlayalım ki ben de dahil oldum. Bak isimleri söylüyorum. Adem Sözer, İzzet Özgenç falan filan. Bu emsal Tayyip Bey'e de yarasın. Bak bir daha tekrarlıyorum. Bu Hasan Celal Güzel için yasak konulmuştu. Bir yasağı herkese var. Değil de Tayyip Bey'e niye yarasın? Ha şöyle. Tayyip Bey'in önüne bir engelin gelebileceği herkes için olabilmesi gereken bir yasak kalksın ki. Ne zaman? Tayyip Bey de bunu faydalansın. Hasan Celal Güzel'in Tayyip Bey'e 99 yılında mı? Evet. Ha, seçimden önce. Fakat o günkü Yüksek Seçim Kurulu yazdığımız gerekçeyi Hasan Celal Güzel için yasağı kaldırdı Ekrem Bey kabul etti. Ama Tayyip Bey'e gelince aynı gerekçeyi kabul etmedi. Tamam, işte ben tekrar bir şey yazdım tekrar. Adem Sözler şahit dinliyor beni. Dedi Ferman abi anayasa hukuku boyutunu sen yazmıştın söyler misin? Yazayım. Ne edeceksin dedim. Dedi ki Tayyip Bey'e götürüp vereceğim. Ama kaldırmıyor. Yüksek Seçim Kurulu Tayyip Bey müracaatını kaldırmadı. Dikkat edin. Tayyip Bey ilk defa seçilemedi. Kim seçildi? Abdullah Bey seçildi. Abdullah Bey başbakan oldu. Aday sonra olamadı. He? Aday olamadı. Adaylığın engelli var. Pardon. Aday engelli var. 2002 yılındaki. Evet. Sonra Abdullah Bey Azerbaycan'a gitti. Tayyip Bey de daha seçilmeden, seçime girmeden Amerika'ya gitti geldi. Siirt milletvekili. Anayasada bir hüküm var. Bir ilin bütün milletvekilleri istifa ederse orada ara seçim olmadan o ilde seçim yapılır. Ara seçim ile Türkiye karıştırıyor. Anayasa hukukunu bilmedikleri için ara seçimle erken seçim de karıştırıyor. Muhalefet de iktidarda. Dolayısıyla o Yüksek Seçim Kurulu Hasan Celal Güzel için verdiği karar hukukuydu, yerindeydi. Aday olma yasağının kaldırılması. Ama Tayyip Bey gelince kaldırmadı. İşte o peki nereden faydalandık biz? Nereden? Seçim yapıldı. Tayyip Bey AK Parti seçime girdi. Partinin genel başkanı ama seçimde aday olamadı. Bu sefer ne oldu? Seçim yapıldı. O milletvekilleri 3 tane çıkarmıştı tahmin ediyorum. Siyasi milletvekili 3'tü. 3'ü birden istifa etti. Edince orada seçim yapıldı. Hayır, Tayyip Bey'in şeyi kaldırıldı. Bir dakika dur. Yasağı önce kaldırıldı. Diyarbakır Mahkemesi'nden. Ha bir dakika. Yasağı yasak kaldırıldı. Var. Sonra kim gelecek kaldıracak? Deniz Baykal gelecek onu evet. Kaldırılacak edecek. Dolayısıyla ben açıkça Stalin'in bir sözünü burada utanaraktan hatırlatmak zorundayım. Evet. Stalin'in bir sözü ayıp bir şey. Diyor ki önemli olan seçimlerde kimin oy verdiği de kimin saydığıdır diyor. Tamam bu bilinen bir şey. Evet bilinen. Hayır. Bunu tamam. Söylemek demokratik tamam. Bir ülkede Vedat bunu Bey'in bu hususta bir fikri var mı? O dönemin YSK'sının bakış açısı ile ilgili. Ben şimdi bitireyim sözümü. Sormayın siz. Ara soru sormayın. Benim sözümü kesmiş oluyorum. Peki. Dolayısıyla ben Yüksek Seçim Kurulu'nun yeri geldiğinde önümüzdeki dönemde bir tehlikeli bir hareket yapıp yapmamayı henüz daha kestiremedim. Hocam. Bugünkü mevcut Yüksek Seçim Kurulu. Bir şey söyleyebilir miyim? Az önceki konuşurken söylediğiniz şeyle alakalı bilgiyi tamamlamak. Buyurun, tabii. Siirt seçimleri biliyorsunuz istifa sebebiyle değil. Siirt seçimlerinde
Adalet Kalkınma Partisi Siirt'in Pervar ilçesine bağlı Doğanköy'de sandık kurullarının oluşturulmaması ve bir sandığın kırılması nedeniyle Siirt'teki seçimlerin iptali için YSK'ya başvurdu. Başvuruyu haklı bulan YSK seçimi iptal ettikten sonra Siirt'te seçim yaptı. Yani istifa yoktu. Peki milletvekilleri istifa etmediler mi? Hayır hocam. Yok seçim zaten milletvekili olmuyor ki. Bizi izleyenler de bilgi zihinlerde. Bir daha söylüyorum. Yine tekrar edeyim. Yine bakarım. Siirt seçimleri yapıldı. 3 milletvekili çıktı. Hayvallah. Ama çıktı. Sonra Siirt seçimlerindeyken anayasaya göre bir ilde seçim yapılabilmesi için o seçim yerinin milletvekilleri ya istifa edecek ya iptal edilecek. Seçim iptal edildi. Evet, yani bilgi olarak bunu Tayyip vermekte Bey fayda var. Bu şekliyle seçildi ama Tayyip Bey yasağını Yüksek Seçim Kurulu kaldırmadı. Kaldırmadı. Engelini kaldırmadı. Peki ama demokrasi? Burada demokrasi yok. Üçüncü dünya ülkesinde ancak böyle olur. İşte buradan gerekçe buluyorum. Açıkça kendime. Özeti bu mu? Evet, hayır, özeti bu. Yani mesela bir ülkede benim yargı bağımsız. Benim ülkemde hata olabilir ama demokrasi yok demek. Demokrasiyi kim geçirecek hayata? Hı? Karıncalar mı? Kuşlar mı? Kim? Dünyada kurumlar. Demokrasi. Kurumlar ve ülkeler olacak. Demokratik ülkeler sıralamasında nereye geldiğimizi şuradan açıp bakmayalım. Utanıyorum yani. Var var, o listeyi gördüm. Finansörü de Suudi Arabistan. Testereyle adam kesen adam. Görüyorum. Yalnız insan hakları mahkemesi. Öyle öyle. Suudi Arabistan yok. Murat ya biliyorum ya. Muratcığım. İnsan hakları mahkemesi değil. Geçenler şeyde çıktı işte ya. Demokrasi. Bilmem ne gazeteciler derneğini şeyi ya. Suudi hepsini görüyoruz. Bizzat yargılandı bu arada. Suudi Arabistan'ı da Türkiye'nin önüne koymuşlar yalnız. Ne kadar adil bir o listede Suudi Arabistan'ı da Türkiye'nin önüne koymuşlar. Yalnız Mercedes'leri veren ben değildim. Hayır. Suudi Arabistan. Ya biz neyi söylüyoruz? Ya Vedat Bey. Yine insanlar tarafından yönetiliyor. Konudan konuya atlıyorsunuz. Diyorsunuz ki Türkiye'nin sırasını. Ben de diyorum ki yani Suudi Arabistan'ın finanse ettiği bir şeyi gelip bize söylüyorsunuz. Vedat Bey. Adam kesmiş testereyle ya. Suudi Arabistan İnsan Hakları Mahkemesi'nin yargı yetkisini kabul etmiş bir ülke olmadığı için bizi onunla mukayese etme. Ya, ama tamam, ben mukayese etmiyorum. Vedat Bey'in söylediği biz geçen gün kararda şeyde ne derler ona Cumhuriyet'te yayınlanan anketi söylüyorum. Biz uluslararası gazeteciler peki, bilmem nesinin anketi Türkiye'nin sıralaması Kongo ile aynı sıradaymış. Suudi Arabistan da bizim önümüzde. Ne diyelim? Danimarka'nın üstünde miyiz diyelim? Düpedüz yalan diyelim. Bulgaristan'ın üstünde miyiz diyelim? Düpedüz soytarılık diyelim bu ankete. Burada dillendirmeyelim mesela o saçma sapan anketi. Anketin doğruluğunu konuşmuyorum. Olur mu? Bundan veri veriyorsunuz. Türkiye şimdi şu sırada diyorsunuz. Biz görüyoruz ve yaşıyoruz. Ben de diyorum ki İyi Partili birine ta gidip bilmem kimin finanse ettiği bir anketi, yalanı, düzmeceyi burada konuşmak yakışmaz diyorum. Siz de diyorsunuz ki yakışır. Ben o anketten tamam. Haberim bile yok, siz söylüyorsunuz. Ben size işte tamam arkadaşlar, anket. Ben o anketten karar ya, o Cumhuriyet'te Türkiye'de bir kişi mi yaptı? O anket mi var? Berman Hoca. Başka hangi Berman anket? Hocam. 50 tane son yapılan o. Olur mu öyle şey ya? Kopuk bir sistemde. Ya o zaman şöyle bir şey konuşalım. Sizin söylediğiniz hangi anket? Bulgaristan. Yok olmadı böyle. Vedat Bey. Yani. Uzun süredir program yapamamıştık. Sizin içinde bulunduğu demokrasiyi her şeyde yaşıyor. Ben diyorum ki kimin anketi sizin söylediğiniz? Vedat Bey lütfen. Ben cümlemi bitireyim. Ben tamam. Allah'ım bir toparlarsanız sevinirim. Az önce başıma gelen şeyi ben yaptım şimdi. Tamam. Pardon. Ben dedim ki Allah rızası için konuşmanın sonunda soru soralım, analiz yapalım. Konuşmanın sonunda. Ama sonunda olmuyor da araya girdiğin zaman hakkı hocam sürenizden tüketmeyin buyurun. Evet. Şimdi hayır bir hatırlatma yapmak zorundayım. Sonunda da yapmayalım. Son 5 dakikasında yapın. Bakın tamam, sonu diyorsunuz. Tamam. Sonra o bitti ya konuşması. Sonra da soru cevap gidiyor 10 dakika. Deminler ikiniz konuşmuyor muydunuz? Bak şahitler var. Tam araya girdik. Tamam hocam buyurun devam edin. Ben diyorum ki araya girmeyin. Bekleyin sonunda gir. Ne olur ya ne var bunda? Sen dedin ki barış yapalım. Vedat Bey bir katkı yaptı. Ben de bir katkı yaptım. Ya Murat'cığım yeter artık katkı yap. Ya sen de her şeye katkı bulamak. Peki. Ben de diyorum ki bana sorduğun soruya cevap anlamında burada hamaset atmaya gerek yok. Evet. Gerçeği bilmemiz lazım. Ayağımızı yere vuralım. Türkiye 3 anlamda, 4 anlamda açıkça yazmışım. Ekrem Bey'e de verdim. Bu kitabımda da var. Öğrencinin önünde de, milletin önünde de söylüyorum. Türkiye hukuk devleti değil, laik devlet değil, demokratik devlet değil. Bunun da verilerini açıklıyorum. Kendi ülkenizde burada, bu denli eleştiri. Burada bu Türkiye'yi kötülemek değil. Bazılarının milliyetçilik duygusunun kabarmasında da memnunum ben. Yahu bizim ülkemiz tam demokratiktir. Bizim ülkemiz tam laiktir. Bizim ülkemiz tam hukuk devletidir. Türkiye hiçbir zaman layık olmadı, bugün de layık değil. Evet. Ben Türkiye'nin layık, demokratik devlet olmadığını, o bu demokratik devlet demekten dolayı Türk devletini kötülemek ve küçülmek değil, gerçeği bilmek anlamında biraz daha kendimizi tansiyonu düşürmek, kendimizi disipline etmek, doğruları nasıl yapabiliriz iktidar, muhalefet ve vatandaş olarak ona ders vermeye çalışıyorum. Biraz ders vermeye çalışıyorum. Dönmezler Hoca derdi ki rahmetli, ben konuşurken herkes öğrencidir, herkes konuşurken ben öğrenciyim.
Bu dönmezler hocamızın tabiri. Peki son cümle üstad. Söylüyorum. Türkiye tam bir demokratik devlet olaraktan kurumlarıyla, kişileriyle birinci şartımız tektir, tek. Bizim birbirimize hoşgörümüz yok. Hoşgörüsü olmayan toplumlar kurumlarda çatışacak, vatandaşla çatışacak, partide de çatışacak. Bizde hoşgörü kalmamış. Sayın Balaban, hoşgörünün olmadığı yerde kurumlardan bir şey beklemeyin. Kapıda kesilir, önünde bırakılmaz. Muhalefet başka türlü saptırır, iktidar başka türlü saptırır. Bay Kemal der, öbürü der ki ben senden hesap soracağım. Memurlar aklınızı başınıza toplayın falan filan. Devlet hayatının işleyişinde Almanya'da hiçbir siyasetçi bunu söylemez. Söylemez. Peki. Tamam, nokta yeter mi? Yeterli. Teşekkür Peki. ederim. Ben Vedat Bey'e geçeyim. Vedat Bey uzun süredir konuk etmemiştik. Bu akşam İyi Parti. Biraz fazla zaman veren şey tolerans olduğu için. Tek adam yönetiminin olduğu bir yerde demokrasiden söz edilebilir mi? Bu kadar. Amerika'da bu demokrasi kadar. Var mı? Türkiye'de iyi. En azından denetleme mekanizması var. Bey, Türkiye'de denetleme mekanizması var mı? Bu tartışmanın sonu getiremezsiniz. Danıştay pek Ekrem çok kurum girme. Pek bir kararnameyle denetlemeden çıkartıldı. Yerel yönetimlerde bir şey olabilir Sayıştay'ı mi? Biliyorum. Sayıştay her gün rapor yazıyor. Ya. Siz Cumhuriyet Gazetesi okumuyor musunuz? Sözcü okumuyor musunuz? Demek ki denetleniyor kurumlar. Siz anladınız benim ne demek istediğimi. Tekrar detaya girmeye gerek yok. Evet. Peki şuraya gelelim. Doğrudan onu hemen size sormak isterim. İyi Parti milliyetçi muhafazakar bir tanımlamayla sahada. Doğru İyi mu? Parti tüzüğünde merkez partisidir. Merkez. Terör örgütü PKK ile terör örgütü FETÖ arasındaki tüm düşüncelere kucağını açmış ve kuruluşunda buna özen göstererek kurulmuş. Türkiye'nin cesur insanlarının kurduğu bir parti. Dolayısıyla bir bu söz, bu cümle çok tehlikeli bir cümle. Ne gibi oldu mesela? Kucağını açmış. Terör örgütü, iki terör örgütü arasındaki herkese kucağını açmış dedi. Dışındaki. Evet. İyi dinleyin lütfen. İyi dinle. Yok. Yelpaze'den söz ettim. PKK. Yelpaze dışında diyor. FETÖ. Ortada kalan. Yani bu söylediğiniz şey anlamsız yani. Bakın, bizi PKK yani PKK ve FETÖ'cü mü yapmaya çalışıyorsun anlamadım yani. Vedat Bey öyle düşünüyor. Olsaydım yani, size derdim ki böyle dediniz. Çok net olarak ne demek istediğimi söylüyorum bize. Yani İyi Parti sadece Türk milliyetçilerinin milli muhafız milli mütedeyyin ve sadece belli bir kalıp olanların değil. İyi Parti bizde sosyal merkez, demokrat da var. Merkez sağ mı oynuyor? İyi Parti Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinden oy almayı oynuyor. İlk günden beri Sayın Genel Başkanımızın söylediği çok net bir şey var. Biz %50'yi değil %100'e talibiz. Dolayısıyla daha önceki seçimlerde hangi partiye oy verdiğine bakılmaksızın biz Türkiye'yi daha iyi yöneteceğimizi, daha demokratik yöneteceğimizi, bizim çılgın projemizin olmadığını, en büyük çılgın projemizin Türkiye'nin parlamenter sisteme dönmesini, iyi bir demokrasiyle yönetilmesini, HSYK'da hükümetten hiç kimsenin olmayacağını, biz Türkiye'yi çok daha uluslararası arenada her türlü kurumunun daha iyi yönetileceği bir Türkiye vaat ediyoruz. Bizim öyle çılgın projelerimiz yok. İyi Parti, Merkez Sağ vesairesi Türkiye'de herkesin oyuna. Merkez Sağ sola takılmayalım. Tüzüğümüzde Merkez Partisi yazıyor. Ama Merkez Sağ'dan, Merkez Sol'dan da arkadaşlarımız var. İyi Parti'den kimse yok. İzleyicilerimizden biri Vedat Bey. İktidar olduğumuz zaman inşallah HSYK. HSYK'da izleyicilerimizden biri Murat Bey, özür diliyorum. Ama çok net bir şey söylüyorum. HSYK'da İyi Parti'den biri yok mu? İyi Parti'nin oyuyla seçilen. Kim olduğunu söyleyeyim, ben de öğreneyim. SYK'da İyi Parti ve CHP'lilerin seçtiği iki üye var. Bakın. Yani İyi Parti üyesi iki varsa olmadı söyleyeyim. Bu ya siz söyleyeceksiniz. Ben söyleyeyim. Yunanistan işte. Parlamentosu seçecek tamam. Hali yok. Demek ki CHP İyi Parti'nin de İyi Parti'den de giden seçecek. Bir isim var SYK'ya. Anladım da. Uzlaşmayla tamam. SYK'nın giden başında kim oturuyor masada? Tamam, gideceksiniz SYK diyeceksiniz ki biz üye göndermiyoruz. Olabiliyor mu? Tamam, biz üye göndermiyoruz dediniz mi? Ben üye göndermiyorum demedim. Ben HSYK'da İyi Parti üyesi yok dedim. Genel başkanınız öyle söylemiyor. Oylama yaptınız. Kimse söyleyin ya. Yahu CHP ile oturdunuz. Allah Allah. İki vekil, iki HSYK üyesi ya, gönderdiniz Türkiye diyorum ya. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde temsil edilen bir parti tabii ki oturacak, istişare yapacak. Tamam atayacak. Bismillah başlasaydınız. Hayır, biz üye göndermiyoruz. Hayır, biz iktidar olduğumuzda. Ben diyorum ki biz üye göndermiyoruz deseydiniz. HSYK'nın başında durmayacak. Kim? Adalet Bakanı her net. Dönem. Peki. Adalet ben... Bakanı bu dönemde de parlamenter sistemde tabii. de HSYK'nın başındaydı. Bir açın okuyun. HSYK'nın doğal üyesiydi ve başındaydı. Bizim zamanımız her dönem olmayacak işte. Biz onu kaldıracağız. Ya tamam, siz nereden geliyorsunuz? Ben söylüyorum. Yani bir geçmişiniz yok mu? Var işte. Bu, parlamenter bu, sisteme döneceğiz diyorsunuz ya. Parlamenter sistemde bu vardı. Biledim önce bakın, de öyle söyleyeyim. Gelişmiş parlamenter diye her gün her yerde MOBESE kameralarına dahi konuşuyoruz. Nedir o gelişmiş parlamenter?
Şimdi parlamenter rejim. Ona ayrı bir program yapalım. Parlamenter rejimde. Parlamenter sistem şu. Ya bakın çok bir teknik bir şey söylüyorum. Parlamenter sistemde HSYK'nın başkanı Adalet Bakanı'ydı. Cumhurbaşkanlığı sisteminde HSYK'nın başkanı Adalet Bakanı. Şimdi oraya döneceğiz diyor. Nerede var yine bu? Yine Adalet Bakanı. Peki bak, ben şuraya geleyim. Daha net izleyicilerimiz diyor ki merkez sağ oynayan bir partinin genel başkanı şüphesiz ki milliyetçi bir duygudan da beslenir. Ancak diyor Vedat Bey de diyor milliyetçi değerlerini az çok biliyoruz. Sayın Genel Başkanı Meral Akşener hanımefendi, madem bu ülkeye bu kadar şehit ve gazinin olduğu bir yerde neden Diyarbakır'daki anneleri ziyaret etmedi ve şehit ve gaziler kısmında bu kadar hassas olan bir parti Türkiye'nin bütünlüğü açısından her yere gider de niye oraya gitmedi? Gerekirse genel başkanımız oraya da gider ama gitmeme gerekçesini pek çok kez açıklandı. Bizim İYİ Parti milletvekilleri de açıkladı. Devlet kapısına gitmenin anlamı yok. Orada PKK'nın temsilciliği olan HDP'nin kapısının önünde değil, onların devletin yardım etmesi gerekirken ittifak yapıp Ankara'da gidip HDP'den ittifak mi yardım istiyor? Hayır istiyor. Şöyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde aynı çatıda aynı adaya çalıştınız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlığı için bir siyasi ittifak oldu. Nasıl ki MHP ve AKP mecliste çıkarttıkları, kendi çıkarttıkları kanunla nasıl bir ittifak olayını HDP ile siz ittifak yapabilecek kadar bizim HDP ile ittifak filan işimiz olmaz. Bunlar boş konuşmalar. HDP, PKK'nın bizim için aynısıdır. Hiçbir farkı yoktur. Ama ben şunu söyleyeyim. Bize hala HDP ile iş tutuyorsunuz diyenler, mesela bu AKP mekilleri, ben soruyorum, Doğu ve Güneydoğu'da HDP'lilerden çok daha tehlikeli milletvekilleri var. Mesela nedir o? Yayından sonra söylerim. Şimdi bakın, niye yayından sonra söylerim ben size? Ya mesela soruyorum şey. Mesela, siz Güneydoğu'yu dolaşıyorsunuz. Evet. Mesela bugüne kadar korucubaşı olup da 10 yıldır bir PKK'nın dahi kurşun atmadığı ama AKP'li olmayan yere 10 yıldır zaten elhamdülillah Türkiye'de PKK pek kurşun murşun atmıyor. Sizin görüşünüz. Niye? Var nerede mı? Atmıyor? Gidin, var. Gidin. Hadi beraber gidelim. Ovacık yolundan siz de çıkalım bir Güneydoğu'da dolaşalım olur, bakalım. Olur. Yani şu anda. Buyurun, nasıl? Ekrem Bey son 2-3 aydır Doğu Süleyman Güneydoğu'da. Süleyman Soylu çıktı dedi ki Kandil'e bayrak dikiyoruz. 100 kilometre ilerideki Kandil'e ne oldu 2 yıldır bayrak? Vedat Bey. Türk milletini resmen. Türk milletini gözünün içine baka uyutuyor. Vedat Bey. Kandil 100 kilometre. Vedat Bey. Siz biliyor musunuz? Siz Kandil'e gittiniz mi hiç hayatınızda? Vedat Bey. Kandil'in şu anda yer altında 11 kilometre PKK'nın karargahı. Olsun. Bir şey o zaman siz bayrak mi dikiyoruz diye Türk milletini kandırmayacak. Bir şey sorabilir miyim? Yani arada dikiyoruz derken dikmediyetimiz var. Kaldı. Bugün yarın asker Kandil'e bayrak dikiyoruz bir diye. Bir şey sorabilir miyim? Bu olmaz. Bu halkın sevgisiyle alay etmiyor. Mesela bir örnek göstereyim. Bir şey sorabilir miyim? Murat Bey bir şey sormak istiyor. Kandil'e bayrak dikiyoruz diye Süleyman Bey ne zaman söylüyor? Süleyman Bey'in şimdi biraz sonra size söz gelince ben açıp size göstereceğim. Kötü bir şey. Peki Murat Bey bir şey sormak istiyor. Bakın çarşamba pazarına gidip pazarcı esnafıyla görüşüyorsunuz ama Diyarbakır annelerine gitmiyorsunuz. Lüzum Diyarbakır görürsek mi gideriz diyorsunuz? Tekrar ediyorum. Diyarbakır annelerinin anlaşılsın bu. Annelerinin Sayın Süleyman Soylu'nun korumasında olması gerekir. Eğer o çocuklar PKK'ya katılıyorsa bu devletin sorunudur. Hayır. Bunu devlet engelleyecek. Hayır. Biz ziyaret gidip destek vermek kötü bir şey mi? Ama burada siyasi bir şey var. Kötü gözle. Zaten ya, kötü gözle devlet, hiç bakmamak koca lazım. Koca devlet da kendi vatandaşını gidip terör örgütünün uzantısı bir partinin önünde çadır açmasına nasıl seyirci kalır? Yani yaptırmamalı. Biz iktidar olduğumuz zaman biz çözeceğiz. PKK'lıları gidip inlerinde bulunduğumuzda kurtaracağız. Ben söylüyorum bir sivil, bakın bir sivil hareket var. Siz buna destek veriyor musunuz, vermiyor musunuz? İl başkanlığının önüne gitmesine izin vermeyiz. Biz iktidar olduğumuzda o teröristlerin hepsini tek tek Meral Hanım bulur, iktidar değil miydi? İçişleri Bakanıydı. Olmuyor muydu bu olaylar? Meral Akşener layıkıyla İçişleri Bakanlığı yaptı. Herhalde terörle mücadelenin terörlüm öyle bir şey mi vardı? Yani dağa gidiş yoktu Türkiye'de. Muz Cumhuriyeti'nden adam topluyorlardı, Kandil'e götürüyorlardı. Ama tamam, şunu da unutmayın. AKP iktidarına kadar Abdullah Öcalan denilen bebek katili yakalandı. Şey hayır demeyin, sözümü ya kesmeyin. Abdullah Öcalan bu ülkeye teslim edildi. Askerlerimiz getirdi. PKK dağlarda bitirildi. Peki. AKP iktidara gelmesiyle birlikte bitirildi.
tavan yaptı, tavan. Öyle bir tavan yaptı ki. Bitirildi. Dağlıca hep AKP bitiriliyordu. Bitirmedi. AKP bitirmedi. Doğru. 1999'da Abdullah Öcalan'a getirip bu devlet aldı, hapse attı. Evet. Ama Sayın Ecevit de bize bitmiş, niye verdiler bilmiyoruz diyordu. Ecevit'i bırakın. Başbakan da ölmüş insan ne ya? Başbakan. Biz kendi ülkemizi işgal etmiş PKK'lılara hendek savaşlarında 700 şehit vermişiz. Başbakan. Tamam işte biz de diyoruz barış ki. Barış süreciymiş, bilmem ne süreciymiş. Ve buna karşı çıkanlara da, teröristlendi, zillettendi. Tamam, bunun Diyarbakır'a gitme işinizle alakası ne? Az önce dediniz ki. Bir daha anlatmayayım. Vedat Bey, az önce dediniz ki Büyükşehir'de ittifak yapıldı dediniz. Doğru mu? Efendim? İttifak yapıldı. İstanbul seçiminde evet. Evet, HDP ile de yapıldı değil mi? Hayır, yapılmadı. Biz yapmadık. Siz yapmadınız. Hayır, yapmadım. Ama sizin de desteklediğiniz CHP'de doğrudan desteklediğiniz. Bizim HDP'yle işimiz olmaz. Biz tekrar ediyoruz. Vedat Bey lütfen. PKK terör örgütü, kanlı katil bir örgüt. Bir izleyicimiz diyor ki bakın bizim geçtiğimiz hafta. Bizim işimiz olmaz HDP'yle. Bunu yani boş şeyler hayır, bunlar. Bakın bir, net bir şey söyleyeyim. Ben daha net şeyler söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'yle HDP'yle iş tutanlar mı arıyorsanız. Peki. AKP'nin içine bakın. Ben size net bir soru sormak hem de istedim. Çok temiz. Bakın diyor ki yakın zaman diliminde Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanının İYİ Parti'nin de desteklediği ve taraf olduğu kuruma son bir yıl içerisindeki alınan 7 personelden binlerce personelden 7'si terör örgütü üyesi doğrudan tutuklama kararı çıktı ve çok güzel hemen tutuklasınlar. Ben daha da söyleyeyim. Bazı belediye meclis toplantılarında ayağa kalkmayan, İstiklal Marşımızda ayağa kalkmayan alçaklar vardı. O alçakları da protesto. Hepimiz ettik. İYİ Parti de protesto etti. Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına karşı gelen kim varsa savcıları biz göreve davet ediyoruz. Bizim bunları savunmamız, bunlarla bir gösterilmemiz söz konusu değil. Ya biz gülüyoruz. Kim o? Ya. Ayağa kalkmayan kim? Bakarsanız Google'a. Bilmiyorum ya. HDP'li belediye başkanları ve CHP'li belediye başkan meclis üyelerinin bir kısmı İstiklal Marşı okunurken kalkmayanlar var. HDP'liler. Ayağa kalkmadılar. İYİ Parti daha önce onlarla ilgili bir açıklama yaptı. Çok ama yaptım. Bir şey sonuç şimdi, olarak da bir şey yapılmadı. Tamamen buyurun. İyi niyetle bir soru sormak istiyorum. Peki buyurun. Şu anda Millet İttifakı diye bir ittifak var. Ben o ismi oraya yakıştıramıyorum ama diyelim. Bizim bildiğimiz, herkesin bildiği bu ittifakın üyeleri Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve HDP. Hayır değil. Niye değil? Uyduruyorsunuz. Saadet Partisi'ni niye eklemiyorsunuz? Asla değil çünkü. Saydem uyduruyor. Hayır değil. Ekrem Bey. İttifak resmen açıklandı. Ekrem Bey, Saadet Partisi'ni niye eklemiyorsunuz? Saadet Partisi var. Sayılmaz. Yani, yani işlerine gelmiyor. Şimdi o da... Yok sayılır. Ya, ben buradayım. Ya, ya, işime gelip gelmediğini ben söyleyebilirim. Ama doğru bana değil. Bana avukatlık Ekrem Bey. Ne doğru değil? Doğru değil. Ne doğru değil? İttifak belli. Son seçimlerde. İYİ Parti, CHP, Saadet Partisi. Demokrat ve Demokrat HDP Parti. Yok. Siz inanıyor musunuz efendim, HDP'nin HDP yok. Yok. İnanıyor nereye musunuz verdiler hakikaten? Ne demek inanıyor musunuz? Tamam. Varsa ispat edin. Tamam da. İttifakta olduğumuzu. Şu 2019 tamam seçimlerindeki siz bana listeleri getirelim. Bir tane İYİ Partili, bir HDP'li ile yan yana bir fotoğraf gösterin bana. Gösteremiyorsanız hiç konuşmayın. Yani nasıl olsa boş yakında, şeyler bunlar. Yakında boş şeyler. Boş kahvaltı yapacaksınız. Yok öyle bir şey. Beraber. Sarılmışsınız buna. Var. HDP'nin, İYİ Parti ile ne HDP'nin işi olur? Ne bizim bunu, işimiz olur? Bu sözü yani aynı netlikte mesela 2023 seçimlerine kadar sürdürebilecek misiniz? Ben size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Ben bir Türk milliyetçisiyim. Evet. Kıyamete kadar bu sözü sürdüreceğim. Eyvallah. Garanti olsun. Eyvallah. Heh. Eyvallah. Bunun bir anlamı olacak mı sizce? Ama siz bütün bunları bu suçlamaları getirirken olmayan olayları dahi olmuş gibi gösterirken bizi HDP ile iş tutuyorsunuz. Meral Danış Bektaş meclis kürsüsünde İYİ Partililere dönüp o koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz. Peki Murat kimse Bey cevap vermedi. Selahattin Demirtaş'ta kahvaltı ediyorsun. Kahvaltı yok ki. Öyle bir kahvaltı daveti yok mu? Kahvaltı daveti olabilir. Abdullah Öcalan da şimdi çıksa dese ki ben Tayyip Bey'i çok severim. İlk tahliye olduğumda bir kendisini yemeğe davet ediyorum. Vedat Bey. Kahvaltı daveti. Bunlar bel altı olmuşlar. Bel altı. Biz gazetecilikte buna bel altı diyoruz. Bakın, siz de biliyorsunuz. Bel altını siz çok iyi yapmaya çalışıyorsunuz da. Siz kahvaltı daveti var Murat mı yok Bey, mu? Kahvaltı size bir daveti soru var. Abdullah Öcalan'ın adı Abdullah diye o zaman kimse Abdullah adını koymayacak mı çocuğuna? Allahu Ekber. Öyle bir şey olabilir mi? Ömer şeyde Kandil'den açıklama yapıyorlar. Efendim bu şeyi destekliyoruz. Efendim bakın Kandil'de HDP ile İYİ Parti'nin. Bunlar boş şey. Selahattin Demirtaş'a, Sayın Genel Başkanınızın. PKK'lıların yaptığı açıklamanın bizi etkilemez ki o. Sayın Genel Başkanınızın bir kahvaltı daveti var mı yok mu? Var ama Selahattin Demirtaş'a sorun. Neyi tartışıyorsunuz Sayın ya? Genel Başkanımız o kahvaltıyı yapmadığı gibi de cevabını verdi. Ya ama yapamaz adam hapiste zaten.
E o zaman neyi konuşuyorsunuz? Tamam. Neydi? Davetten bahsediyorum. Var peki, mı yok? Ben de şunu soruyorum. Hayır. AKP Genel Başkanı var diyorsunuz. AKP, şimdi bizi teröristlerle işbirliği. Ben size daha net bir şey söyleyeyim. Söyle. Siz bu gösterdiğiniz tepkiyi şehide kelle diyenlere niye göstermiyorsunuz? Ne kellesi? Bir bakın. Ne zaman? Abdullah Öcalan'a sayın diyenlere niye bir şey sesinizi çıkartmıyorsunuz? Aman yapma. Onları da aman yapma. Size. Meral Hanım'ın geçenlerde mecliste yaptığı sayın lafzını da hatırlayın bari. Düzeltti. Ama şehidimize kelle diyenler 20 yıldır hala düzeltmediler. Şimdi bakın. Sayın Genel Başkan, ben gruptaydım. Bir dakika sonra onu düzeltti. Tabii hatırladım. Peki Vedat Bey. Murat Bey size kim bir soru sordu. Ama şehide kelle diyenler 20 yıldır düzeltmedi. Peki Murat bakın. Bey size bir soru sordu. Abdullah Öcalan'a sayın diyenler şehide. De belli. Ekrem Bey. Şehide Vedat şehidimiz Bey. Diyor herkes. Bir kelle diyen yok. Şehide şehidimiz diyor. Şimdi öyle oldu. Şimdi bakın. Her zaman öyle. Peki Murat Bey, Murat'a bir şey söylediğiniz size siz duymadınız. Kahvaltı mevzusunda Meral Hanım kahvaltı yapacağım demedi. Meral Hanım dedi ki Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı söylemiyle ilgili ne diyorsunuz dediğinde Güneydoğu'da bir gelenek var. Anadolu'da bir gelenek vardır dedi. Bak ben cümleyi kendisine okuyayım ya. Tamam. Kendi tırnak içinde oradan okuyorum. Niye şey yapmıyorsunuz? Yani Güneydoğu'da bir gelenek vardır. Bir kan davası da olsa insanlar birbirinin misafirliğe geldiğinde yenilir, içilir, kapıda uğurlanır dedi. Şimdi bu söylem o kahvaltı ifadesi. Tamam buluşabiliriz kan davalı da olsak dedi. Şimdi ben başka bir şeyi söylüyorum. Meral Danış Bektaş, HDP Grup Başkan Vekili çıktı dedi ki meclis kürsüsünden İYİ Partililere döndü. O koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz. Biz oy vermeseydik ne oldu? Seçilemezdiniz dedi. Onu dedi doğru de? Kabul ediyorsunuz. Hayır hayır. Meral Akşener'in söylediklerini doğru kabul etmiyorsunuz. Tamam Meral Akşener de tasdik etti diyorum. Diyor ki evet buluşabiliriz dedim diyor. Osman Öcalan'ı çıkarttığınız gibi diyor. Televizyonlarda konuşturan birisinin bunu keşke, HDP'lilerin konuşmasını referans aldığınızda kınıyorum. Keşke tamam ben diyorum ki keşke Osman Öcalan dedi ki. Bak, efendim? Kimdi Osman Öcalan? Osman Öcalan geçenlerde hayatını kaybetti. Abdullah Öcalan'ın kardeşi. Osman evet. Öcalan. Yüzlerce bakın, belki o kadar, binden fazla Mehmetçiğimizin o kadar skandal bir şey var ki. Bakın, neden olan bakın alçak. Osman Öcalan TRT'deki o şeyde mektupta şunu diyor. Ne diyor? Terör, PKK bir terör örgütüdür diyor. Ama Selahattin Demirtaş PKK bir terör örgütüdür demiyor. Ya. Kahvaltıda buluşuyorsunuz. Şemdin Sapık da Ergenekon iddianamelerinde bizim için terörist dedi. Ben ya. Bakın. Ben ne diyeyim? Sizin o desteklediğiniz ve referans gösterdiğiniz örgüt üyelerinden biri olan Şemdin Sakık da bizim Ergenekon davasında Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefli onurlu askerlerine gizli tanık olarak bunların hepsi terörist darbecidir. Tamam bunu ben mi yaptım? Bunu Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten Adalet Bakanlarına soracaksınız. Ya ona sorun o zaman. Bana ne soruyorsunuz? Gizli tanık bile biz yapmadık. İyi de bana ne soruyorsunuz? Gizli tanık yapanlar AKP hükümeti. Ya siz İYİ Parti'den değil misiniz? Ben İYİ Parti'nin yönetiminden birine İYİ Parti'yle ilgili bir soruyu soruyorum. Hükümet mi yargıladı sizi? Kim yargıladı bizi? Bilmem. Bağımsız savcı mı yargıladı? Eğer bağımsızsa bir ülkenin başbakanı bağımsız savcıya zırhlı araç verir mi? Neden vermesin? Öyle mi? Dünyada eşi benzeri var. Devlet kamu görevlerine destekliyorsunuz. Peki. Amerika'da var. Ben şunu sormak istiyorum. Sizin de hayatı. Sudan'da vardır. Verir. Bir riskiniz vardır. Sudan'da vardır. Lütfen. Arkadaşlar lütfen. İzmir, Ankara ve İstanbul seçimlerinde HDP biliyorsunuz aday çıkarmaz. Ya bir de bir şey. Şimdi bir şey soracağım. Bu Ergenekon davasında kimin bizi yargıladığını burada tekrar tekrar anlatmayalım. Tamam o kimin onları yargıladığını da tekrar anlatmayalım. Bu bizi yargılayan Fethullah Gülen terör örgütüne kim yardım yataklık etti? Bu kimi terör tekrar, örgütü 2004'te terör örgütü dendiği zaman kim aldı şimdi genelkurmay başkanlığını, MGK'nın kararını? Ya onları kim atadı kim? Bana söylesene. Kim atadı? Ben sana kimin atadığını söyleyeyim. Ne diyor Ali Suat Ertosun'la HSYK başkanı biliyor musunuz? Sizin adamınız. Siz diyorsunuz ya. Ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya kavun mu ki bunların dibini koklayalım diyor. Biz atamışız diyor. Bitti. Daha ne diyeyim ben? Yani şey Fethullahçıları biz atamışız. HSYK'nın, CHP'nin HSYK'sı atıyor. Biz atamışız. Atarken de şöyle söylüyor. Diyor ki savcı ya sicilleri de tertemiz ya? Diyor. Savcıları kim atadı? İşte o bu atamı o atamış. Sizin adamınız atamış kim madem atamış? Öyle. Ya şimdi, ben size ne diyorum? Size ne diyorum? Zekeriya Öz'ü atayan Zekeriya Öz'ü atayan sizin bugün hayranlık duyduğunuz HSYK. Mehmet Ali Şahin'in kendisi atıyor. Mehmet Ali Şahin'i atayamaz. Ya. Mehmet Ali Şahin o kurulda bir üye. Hay Allah. Bir üye. Doğru, kim atar biliyor musunuz? HSYK'nın üyeleri atar. HSYK'nın birinci dairesi atar. Geçin bunları. Ya bırakın tabii bir Google açın bakın beyefendi ya. Bu kadar. Ya kulaktan dolayı. Afaki konuşmayalım. Adalet Bakanı hakim atayamaz. Biz HSYK ilgili dairesi atar Adalet Bakanı onar. Tabii, onaylamadığı isim varsa da HSYK'ya yine gönderir. Maliye Bakanı'nın atadığı gibi. Bitti. Murat
ne Maliye Bakanı, ne saçmalıyorsunuz, ne alakası var ya? Murat Bey, ya azıcık kavramları bilelim. Siz yıllardır gazetecilik yapıyorsunuz. Kurumların işleyişini hiç mi bilmiyorsunuz? Hiç mi hakim savcının nasıl atandığını bilmezsiniz? Bilmiyorum, siz biliyorsunuz. Zekeriya Öz'ün Çağlayan Beşiktaş Adliyesi'nin geliş tarihini bilmiyor musunuz? Biliyor musunuz? Murat Bey, ben... AK Parti o günlerde kendine olan kapatmayla uğraşıyordu. Geçin bunu. Doğrularında Mehmet Ali Şahin... Ya bırakın bana... Müsteşarlarının neler yaptığını da biliyorsunuz. Bana bunu tam söyleyin. Bunların söyleyin, biz de aydınlanalım. Yüce Türk mahkemelerinde hesap verecek. Ya bana da aydın, bana beni aydınlatın, bilelim. Herkes bunu bilsin. Bilelim, bilelim. Bu kumpaslar, o adamlar kaçıyor işte şimdi. Sadece sizin kurulmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin şerefi Türk ordusuna kuruldu. AK Parti o adamları burnundan fellik fellik getiriyor. Nasıl getiriyor? Hepsini birer birer. Kimi bakan atadılar? Sadece Sümük Fethullah Gülen'in yanındaki adamlar bakan atayarak. Siz Cumhuriyet kafasıyla yürürseniz çöpte sizin bu kafa. Vallahi çöpte. Vedat Bey. Şey, vallahi çöpte. Vallahi çöpte. Ve arkadaşlar. Yazık. Yazık. Bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin. Lütfen. Nurettin ve daha önce yayını aldığımızda. Arkadaşlar. Yargılanıyor. Fethullah Gülen'le fotoğraf çektirenlerin hepsi bakan. Bir müsaade eder misiniz arkadaşlar? Ondan sonra Fethullah Gülen'le FETÖ'yle mücadele. Şu an CHP grup başkanlarılar. Ya, şu an aynı toplantıya katılan CHP grup başkanı. Siz neyin ortağısınız? Siz neyin ortağısınız? CHP'nin ortağı değil misiniz? Ortak değil misiniz? Hayır, değil. Tamam, buradan ilan edin. CHP İyi Parti'nin ittifak ortağı değildir diye. Biden'a da mektup yazın. Biz İyi Parti'yle CHP'yle ortak falan değiliz. İttifak ortağı değil misiniz? Hayır, seçimde işbirliği yaptık. Bir saniye, ittifak ortağı değil misiniz? Seçimde ittifak ortağıydık. Ya biz nereden bahsediyoruz? Ne konuşuyoruz? Evet. İttifak ortağı değil misiniz? Evet. Seçim için. Tamam. Seçim için. İttifak ortağı değil. Seçimde ortaktık diyor. Seçimde ortaktık. Ya tamam işte. Millet ittifakı değil mi oluşumda? Ya ortak demek. Tamam, ortakları şu an mecliste aynı toplantıda birlikte aynı yere ziyaret eden adamlar, iki grup başkan vekili var. Ya tabii ki ziyaret edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup olan var. Tabii ki ziyaret edecek. Ben özellikle Vedat Bey. Fethullah Gülen'i. Fethullah Gülen'i. Efendim? Fethullah Gülen'i. Var mı İYİ Parti'de Fethullah Gülen'i ziyaret eden? O parti CHP'den, CHP'den diyorum. Ya bize ne? Bana ne CHP'den? Senin ittifak ortağı. CHP'li getirin buraya. Arkadaşlar lütfen. Sizin ittifak ortağı. Sizin yüreğiniz yetmiyor buraya CHP'li. Ya sizin ittifak ortağınız. Bütün CHP'leri toplayın, gelin buraya. Arkanızı alın. Arkanızı alın. YSK'ya yürüdüğünüz gibi. Veda bütün CHP'yi toplayın. Arkadaşlar ya, lütfen bir rica edeceğim. Lütfen. Bırakın görüşmeyi kapalı kapalı. Vedat Bey. Vedat Bey, ben size bir soru soruyorum. Bir İYİ Partili'nin oturup bir çay içtiğini gösterebiliyorsanız gösterin. Vedat Bey, ortağınızı diyorum ben size. Ne susacağım? Siz ne susacağım? İttifak ortağınız. İttifak. Murat Bey, bir dakika, hele bir dur ya. Sizin ittifakı sustum mu? İnsanları domuz bağıyla boğan insanlar. Hak var. Değil mi? Hak var kim ya? Açın ya bir Google'a bakın. Hak Par diye bir parti yok. Hak Par diye bir neydi? Parti yok. Hizbullah Partisi. Partisi. Neyse. Peki Hüdapar'dan bahsedelim. Neredeyiz? Tamam. Neredeyiz Vedat Peki, Bey? Peki şuraya Hüseyin geleceğim. Hak ben özellikle lütfen arkadaşlar. Yine orada bir dakikanızı alacağım. Fark etmez yani. Ben fark size etmez. Şunu sordum. Ha. Dedim ki Ankara, domuz İstanbul. Bağıyla, domuz ben bağıyla, söylerim diyorsunuz. Ben ittifak yapıyorsun. Ben söylerim diyorsun. Tamam da diyor ki ben söylerim. Fark etmez. Ya bir dakika, ben bir soru soruyorum. Vedat, bir dakika. Vedat Bey, şunu sordum size. Dedim ki bakın, HDP Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmadı. Ve siz de Cumhuriyet Halk Partisi'nden ittifak yaptınız. Aday çıkarmadı ve siz de diyorsunuz ki biz terörle hiçbir şekilde bir bağlantımız yok. Oysa İstanbul'da çok net biliyorum. HDP'nin aday çıkarttığı bak, bir şey, her yerde İYİ Parti aday çıkarttı. Bir kere bu da ayrı bir yalan. Ümit Özdağ öyle söylemiyor ama. Ne söylüyor? Mesela Kars'ta diyor ki biz dedim ki şu adayı gösterelim. Dedi ki yok dediler, HDP kazandı o yüzden diyor. Siz bir Ümit Bey'le konuşun. Size neler neler söyleyecek. O söylediği şey farklı bir konu. Nedir? Hiç çarpıtmayın. Tamam, hangi hiç konu? Hiç çarpıtmayın. O apayrı bir aydınlatın konu. Aydınlatın bizi. HDP'nin aydınlatın. Olduğu her yerde İYİ Parti aday aydınlatın. Çıkarttı. MHP'ye destek HDP verelim bize, dedi diyor. Madem HDP bize çok tamam. Yakında da niye bizim aday çıkarttığımız Ümit Bey yerde yalan HDP söylüyor o zaman. Ümit Bey sahada bazen kavga ediyorsunuz Nurettin işte. Nurettin Veren, bir müsaade. Nurettin Veren hemen 12 program aralıksız yayın yaptım. Aşağı yukarı biliyorsunuz hangi süreçte de olduğunu da biliyorsunuz, darbe öncesiydi. Bazı belge ve bilgiler yayınladı. Dedi ki bizzat şahsına... Onların hepsine dava açıldı, hepsini kaybetti. Ya bir dakika, bir şey soracağım size. Dedi ki ıslak imzaları ve belgeleri... Hepsini davaları ben, kaybetti. Fethullah Gülen'in talimatları doğrultusunda Meral Hanım'ın da bakan olması adına ricacı olan kişi kim benim ki o? Dedi. Kim ki ya? Kim ki diyorsunuz? Bakın az önce dediniz ki. Nurettin Veren kimdir? Fethullah. Ya bir insanın bakanı olarak atayacak, ona bakanlıktan olacak, onu oraya Nurettin alacak. Veren, o zaman o programda da söylüyor. Nurettin Veren. Mahkeme karar verdi. Hepsinden, bütün Vedat başlamalardan Bey, yargılandı. Bey, Nurettin Veren denilen şahıs
Fethullah Gülen'in sağ kollarından biriydi. Evet, onu mu referans gösteriyorsun? Devlet düzeyinde bütün ülkelerde karşılanmış. Ya bana sürekli olarak bir PKK'lı bunu dedi, bir HDP'li bunu dedi, hayır, hayır, bir FETÖ'cü bunu dedi diye bunu bana ispatlıyor. Hepsi birbirinden iğrenç vatan hainlerini referans gösteriyorsunuz. Kınıyorum sizi. Niye? Yok mu doğal düzgün bir tane elinizde belge teröristleri? Ben de Ergenekon yargılamalarında... Tamam. Şimdi sakık denilen alçak benim için gizli tanıktı. Benim için bakın, ve yargılananlar için. Bakın ben, öyle bir, şey olur mu ya? Ben bir iddia üzerinden değil, yayınlarda sabit olmak üzere size ya, doğrudan açıklamaları ve evrakları üzerinden. Çıkartın. Hatta Fethullah Gülen'in bütün ilçe başkanlarının atamasının listesinin yapılmasına kadar söylüyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin AKP'nin tamamından daha Türk milliyetçisi bir kadını burada teröristlere yem etmeye çalışıyorsunuz. Çok ayıp bir şey bu. Hayır bak biz yem etmiyoruz. Bunu daha önce de size söyledim. Siz az önce dediniz ki bakın AK Parti ile ilgili böyle bir durum var. O zaman AK Parti ile ilgili söylüyorsanız geriye dönüp bakın. O sizi Meral Akşener aleyhine söylediğiniz 3 isimde terör bağlantılı ve bu 3 isimle ilgili olarak bakın AKP'lilerde çok daha ağırları var. Neden onları konuşturmuyorsunuz? Peki. Meral Akşener bırakın o üçünü muhatap bile olmayacağı gibi Türk milliyetçiliği, vatanseverliği kusura bakmayın ama AKP içinde çok az çıkar. Peki çok biz teşekkür ediyorum. Biz AKP'nin ne kadar vatansever olduğunu da biliyoruz. Bir her türlü gidelim. Milliyetçilikle ayaklar altına alacaksın. Andımızı okutmayacaksın. Milli bayramlarda ayağa kalkmayacaksın, katılmayacaksın. Sonra çıkıp Vedat sana Bey. Karşı gelene Vedat Bey. Ben milliyim, sen zilletsin, teröristsin. Bu peki. İş bitti artık. Bak, biz bir, artık. Araya, bir araya bıktı. Gideceğiz tamam. Bir Türk araya gideceğz, bir artık araya gideceğiz. Bıktı. AKP tamam. Artık Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetmesin. Tamam ya, peki bu tartışmaya devam Türkiye'nin edeceğiz. Kısa bir ara bizden ayrıldık. Bu problemlerin... Efendim kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Özellikle ittifaklar kısmına konuşacağız. Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı üzerinden. Ben Vedat Bey bu akşam biraz kum torbasına döndü ama şu kısmı üzerinden de konuyu açmak lazım. Cumhur İttifakı'nda örneğin şunu sormak isterim. Meral Hanım bir gün Cumhur İttifakı'nda olur mu? Olmayacağını açıkladığı için buradan net olarak söyleyebilirim. Siyaset biliyorsunuz. Bir niyet okumak olur ama peki. Olmayacağını kendisi çok net olarak açıklamış. En son grup konuşmasında yine söyledi. Öyle değil mi? Evet. Peki. Şimdi özellikle adaylar kısmı üzerinden bakıldığında evet Cumhur İttifakı'nın adayı kesin ve net. Sayın Devlet Bahçeli'nin Büyük Birlik Partisi'nin Mustafa Destici'nin ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığı kısmı üzerinde herhangi bir tartışma yok. Millet İttifakı'nın halen aday arayış içerisinde seçim olmak... tarihi belli olmadığı için doğal olarak şu anda Cumhurbaşkanı adayı konusunda bir açıklama yapılmıyor. Burada çok doğal Meral Hanım'ın şey. Geçtiğimiz günlerde Büyükşehir Belediyesi'ndeki bir açılışta Ekrem İmamoğlu'na bir takım manidar sözler sarf etti. Ne gibi mesela? Örneğin iyi çalışın önümüzdeki süreçlerde ihtiyaç duyulacaktır demesi. Yani bunu Cumhurbaşkanı adayı mı demek? Ya bunu nasıl öyle yorumluyorsunuz ben onu anlamıyorum. Ben çok iyi yorumlarım o ayrı bir şey. Meselenin özü şu. Bravo. Hayır, öyle değil. Ben söyleyeyim. Yorumun bir sınırı yoktur. Serbestlik vardır yorum. Yani eyvallah. Ekrem Bey nasıl gerekçe buluyorum? Kemal Bey'e de verdiği o özel mesajlar üzerinden ben öyle okurum. Siyaset eklemi üzerinden böyle bakılması lazım. Bu tabii sizin peki, yorumunuz. Siz örneğin Cumhuriyet Halk Partisi Meral Hanım'ın adaylığı kısmı üzerinden uzlaşı çıkabileceğine inanıyor musunuz? Her şey çıkabilir ama seçim tarihinin belli olmasını bekliyoruz. Belli. Siyasette 2020. Değişik şeyler konuşulabilir. Her şey konuşulabilir ama kesin bir şey söylemek mümkün değil. Partinin yetkili kurulları, yetkili divanı var, genel başkan var. Görüşmeler sonunda ne karar alınır bilmiyorum. Ama hangi karar alınırsa alınsın, biz saygılıyız. Genel başkanımız neyi talimat verirse biz onun arkasında duracağız. Ve bu konuda da niye yaptık, niye onu destekledik diye hiç kimseye de hesap verecek durumda değiliz. Niye yaptık, niye hiç bir şekilde de hesap verdik. Açıklayacağımız ve arkasında duracağımız Cumhurbaşkanı adayının arkasında durmak kadar doğal bir şey olabilir mi? Ha şunu çok söyleyeyim size, çok net olarak söyleyeyim.
öyle bebek katili, PKK ile iş tutanlar filan bizde aday filan olmaz. Bizim partimizin mahallemizden geçemez. Şöyle tekrar bir bilgi, mahallemizin kenarından geçemez. Şöyle bir bilgi sosyal medyada çok dolaşıyor. Kapalı kapılar ardında İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi HDP'ye doğrudan mesaj verdi. Kendi adaylarınızı çıkarmayın veya bize oy verin ama ittifakta da gözükmeyin gibi bir iddia. Bunu kim söylüyor? Bunlar hep yazılıyor. Yorumlarda gazetecilerde okuyabilirsiniz. Saçmalık, başka hiçbir şey. Saçmalık olarak görüyorsun. Ama peki Ferman Hocam'a gelelim. Cevap verecek bir şey yani. Saçmalık. Ferman Hocam, ittifaklar kısmı üzerinden önümüzdeki süreçte evet Cumhur İttifakı kesin net bir şekilde taraf olduğunu beyan ediyor. Millet İttifakı'nda örneğin Abdullah Gül, Ali Babacan, işte birçok isim, Meral Hanım var ki, Sayın Kılıçdaroğlu var. Dönüyor dolaşıyor Abdullah Gül'e getiriyor. Peki. Yok ama bunlar konuşuluyor. Yani öyle şey isteniyor ki Türkiye'de. Hangi, pardon hocam, hangi parti oy verirseniz verin siyasal İslamcı bir isim gelecek. Niye, İşte bu Abdullah Gül dayatması da böyle bir şey. Çok farklı bir şey gelecek. Türkiye'de siyasal İslam bitmiştir. Artık siyasal İslam Türkiye'yi yönetemez. İşte getirdiği durum bugün ortada. AK Parti siyasal İslam mı? Tabii, dibine kadar hem. Değil mi? Ne diyeceğiz? Getirdiği durumdan sosyalist kastımız mi? Nedir? Orayı açabilir misiniz? Efendim? Getirdiği durum. Şu anda Türkiye'nin getirdiği bütün kurumlar çökmüş. Cumhuriyet'in kurduğu ve yaşattığı 100'den 200'den fazla kurum satılmış. Ne mesela? Aklınıza hangisi geliyor? SEKA'dan tutun. Üzerinden konuşalım. Ne mi? Bakın, şimdi hemen genelleme. Bakın ben hazır geldim. Genelleme çok kötü çok bir şey. Çok güzel. Hazır örnek, geldim. Örnek hemen. Hemen. Geçen sözcüğünün manşetini söylemedi. Çok güzel. Hazır geldim. Geçen evet. Sözcüğünün manşeti evet. Vardı. 2013'te bir Facebook hesabından aldım. Atatürk alındı. Yaptı. Rezil ettik. AKP ha, sattı. Tamam niye? O. Ne oldu yalan Facebook mı? Niye? Sözcü rezil oldu ya. Niye? Nasıl rezil onlardan oldu? Onlardan 11 tanesi Osmanlı döneminde yapılmış. 11 tane değil burada bilmem 150 kaç tanesi. Tane var. Bakın ya, bilmem ne, kaç tanesi. Ne yalan bunların? Ya örnek bilmem ya. Kaç tanesini Adnan Menderes yapmış. Bilmem ya yazdık sür manşet Adnan verdik. Menderes, sözcü rezil oldu rezil. Mi? Ya okuduğumuz yayın bu işte. Ne demek Adnan Menderes yapmış? Böyle bir şey olabilir mi? Komedisiniz ya. 2013'te bir Facebook hesabının anonim bir hesabın paylaşımı. Üstelik ha o 10 küsür tanesi de satılmamış. Ya tank palet ya, tam rezalet satmadınız ya. Tam rezalet tüpraşı ya. Satmadınız sözcünün, mı? Telefonu satmadınız mı? Sözcünün trollendiğim hadiseyi... Bir dakika müsaadenizle sakin konuşalım. Ben Ferman Bey'e sordum. Türk Telekom'a resmen peşkeş çekildi. Ekrem Bey. Kim çekti bana bir söyleyin ya. Ben böyle size bir örnek vereceğim. Size bir örnek vereceğim. Batık hepsi batık. İyi bildiğim bir örnek vereceğim. Balıkesir, SEKA, Kılıç Vakfı. 2003 müydü? 2002 miydi? Özelleştirildi. 100 tane fabrika var Ekrem Bey. Şimdi saymayayım burada. Yani. Sayın. Sözcü rezil oldu da siz de olun sayın. SEKA kağıt fabrikası vardı. Özelleştirildi. O fabrikanın ben 96-97'deki durumunu çok iyi bilirim. Çünkü o dönemde ben Milli Gazete'nin başındaydım. Ve o fabrikadan kağıt alan tek gazete bendim. Türk Telekom'u niye sattılar? Üstad dinler misin? Dinliyorum. Dinle sırayla gelin. O fabrikadan kağıt alan tek gazete bendim. Genel müdürü, fabrika müdürüyle falan zaman zaman görüşürdük. Ne durumdasınız? Çok kötü durumdayız. Neden? Maaşları ödeyemiyoruz. Neden? Zarar ediyoruz. Nasıl hallediyorsunuz? Sürekli borçlanıyoruz falan falan. Fabrika 2003 ya da 2002'de özelleştirildiğinde fabrikayı Albayrak Grubu aldı ve fabrikanın teslim alma aşamasında benim tanıdığım birisi bu aşamalarda bulundu. Geldiğinde ağlayacaktı neredeyse. Hay abi Allah, dedi. Çok üzüldüm ya. Abi dedi 1200 personelle çalışan bir fabrikaydı. Albayrak şimdi o fabrikayı 200 kişiyle çalıştırıyor. Elektrik bölümünde sadece 41 kişi çalışıyordu. Ve çok ilginç bir şey. Depoları teslim alırken dedi bir şey dikkatimi çekti. Fabrikada bulunan forkliftlerin 40 yıl boyunca kullanabileceği kadar dedi lastik alınmıştı. Ben size ne anlatmaya çalışıyorum? Şunu anlatmaya Türk çalışıyorum. Türk Telekom'da sadece bakır kablonun miktarı ne kadardı onu da söyleyin. İnsanlar onu da söyleyin. Ekrem Bey sizin bu anlattığınız Vedat Bey değiştirecek mi? Vedat 1200 kişiyle çalışan fabrika. Ekrem Bey, Türk Hava Yolları'nı niye sübvanse ediyor devlet? La havla. Arpalık olduğu Türk için. Türk Hava Yolları sürekli kar ediyor. Şu anda. Tabii yapmayın ki. Ya. Tabii ki. Türk ya Hava yapmayın, Yolları. Zarar açıkladı. Ya şimdi hayır, haberi bulurum. Hayır ya. Efendim, onu bulun ama salgın dönemiyle alakalı şu anda görelim, Türk Hava Yolları yapmayın. Kar ediyor. Peki. O zaman şimdi niye bakın, SEKA kar eder hale getirilmedi? Bir mantığı. Niye SEKA'nın ne zararı var? Ekrem Bey 3 Kasım 9 ayda 6.2 milyar TL kar açıkladı Türk Hava Yolları. Şimdi beyefendiye göre açıklamıştı. Bir bakın o Google var şimdi, işte. Şimdi kaputaja atmadan yalan mı? Bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bir mantalite. Kamu, sözcü. Kamu kuruluşları. Gidiyor. Kim gelirse gelsin, hangi siyasi iktidar gelirse gelsin
arpalık olarak kullanılmak zorunda kalındığı için bu memleketteki kamu kuruluşlarının tamamı Erbakan Hoca da uğraştı rahmetli, ama hayır. Rantabilite belli ölçüde sağlansa da nasıl söyleyelim, makas çok feci açıldığı için bakın yaşadığım hep bir başka... yandaşlar aldı. Bu makas feci açılmış. Çok zor durumda ama hep yandaşlar alıyor. Tabii bu da tesadüf. Siz alın. Açık ihalede girin. Hayır, bize ihale yok. Çalışanlar almak istedi, alamadı. Bakın, ya Sabah neyse, gazetesini bakın, nasıl saptırmayalım. Örnek veriyorum. Açık ihale. Girin mi alın? Almıyorsanız ağlamayın. Ha şimdi İhale bakın. İhale şartnamesine bir bakın önce. Bakın, bakalım, ya, bakalım. Tesadüf. Tabii ki bak, ne alakası var? Tesadüf. Ne alakası? Herkesin ağzında 5 kuruş falan filan. Ben bugün Kuzey Marmara Otoyolu'ndan geçtim. Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapan kuruluşların adında kimsenin zikretmediği mesela sahibi CHP'li olan birisi de var. Avrasya geçidini kim yaptı? Şimdi yani kim yaptı Avrasya Tüneli'ni? Avrasya Tüneli'ni kim yaptı? Kim yaptı? CHP milletvekillerinden ismini hatırlamıyorum. Ya yapmayın Allah. Evet. Ekrem Bey. Bilmiyor musunuz? Sizin bu konuşmanız Vedat Bey değiştirecek misiniz? Hayır değiştirecek. Bakın bir şey anlatmaya çalışıyorum. Bütün bu köprülerin hepsini CHP yaptı ya. Bu ne CHP'ymiş ya? Üstad CHP yaptı demedim. İhaleye girip alan CHP'li birisi. Cumhuriyet tarihi evet. Bu köprüler ve Avrasya Tüneli gibi bir peşkeş Cumhuriyet tarihi görmek. Şimdi canım, Her şeyi besmişti. Herkes biliyor. Olmuş. Nasıl olmuş? Deli Dumrul biliyor. Deli Dumrul vergisi gibi konuşuyorsun. Her 10 kilometrede bir insanlara ceza Kılıçdaroğlu gibi para alınıyor. Kullanma. Ekrem Bey. Ama kullanıyorum. Ama bizden de pazarda gittim geldim. O zaman kullanıyorsanız benim paramı da sizden kessinler. Üstadım, ben kullanmak istemiyorum. Ama devlet hayır diyorsun ki. Senin cebinden ödeyeceğim ben diyor. Ödemiyorsun. Nasıl ödemiyorsun? Hiç para ödemiyorsun. Devlet şu anda yap işlet devletle yapılan kuruluşların hiçbirinde garanti dolumu diye bir problem yok. Yok. Hepsi artık artı para getiriyor. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? Peki bunu konuşalım isterseniz. Ekrem Bey lütfen. Yalan bu. Ya, Vedat Bey. Tek konuşalım. Pes deme. Şimdi sorun o. Yalan bu. Şimdi bakın. Başka bir örnek. Bir dakika başka bir örnek size. TTK diye bir kurum var, bilir misiniz? Neredeyse? Evet. AKP iş başına geldikten sonra Cumhuriyet tarihinde ilk defa zarar gösteriyor. TTK. Evet. Üstadım okuma yazmanız var mı sizin? Allah. TTK'nın kurulduğundan beri zarar ettiğini cümle alem bilir. Örnek veriyorum. TTK'da 90'larda ben Zonguldak'la bir bağım var. Gittiğimde oradakilerle konuşurken biraz ara şöyle bir 11.500 kişi çalışıyor. Bir madende şu anda 11.500 kişi çalışıyorsa normali 10.000 kişinin aşağıda 1.500'ünün yukarıda çalışmasıdır. Zonguldak TTK'da 1.500 kişi aşağıda 10.000 kişi yukarıda çalışıyor. Zonguldak yani termik santrali niye oradan kömür almıyor, Rusya'dan alıyor? Üstadım, madem çok milli. Kömür özelliklerini bilir misiniz? Yok, işte ona taş kömürü 6-7 bin kalori Zonguldak. Ona girmeyin. Oradaki fabrikanın kullandığı kömürün özelliğini biliyor musunuz? Nedir? Söyleyin öyle. Daha yüksek kalorisi olan başka bir kömür kullanılıyor. Daha 7 bin kalorinin üstünde kömür mü? Allah aşkına yapmayın ya. 7000 kalori diyorsunuz. Konuyu başka yere getiriyorsunuz. Sabri Bey. Bakın siz şu anda Soma termik santrali 1500 kalori yakıyor. Bir dakika arkadaşlar. Muğla'da hayır genel başkanlığı yok. Muğla'daki termik santral 1800-2000 kalori yakıyor. Siz 7000 kalorinin üzerinde yakıyor diyorsunuz. Ya 7000 kaloriyi siz yakın da Allah razı olsun diyelim bu millet adına. Ama siz söyleyin. Siz Türkiye Cumhuriyeti'nin taş kömürünü çıkartmıyorsunuz. İhtisam yaratmıyorsunuz. Bakın Rus'tan alıyorsunuz. AK Parti sözü. Acaba kimle bağlı? Bakın. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihinde en fazla kömür çıkardığı bir vasattadır. Peki. Ekrem abi lütfen. İşlemesi çok önemli. Ekrem abi Türkiye lütfen. Türkiye'de kömür çıkarılan yerler var. Bir müsaade, 10 sene içerisinde Türkiye kömür çıkarmadı. Ama ne tesadüf Türkiye. Arkadaşlar. Zonguldak'ın kalbinde olan kömür madeni kapatılıyor. Peki. Zonguldak'taki termik santrali Rusya'dan kömür oluyor. Vedat Bey şöyle bir düzeltme. Arkadaşlar lütfen. Sıra kaçıldı. Ekrem Bey. Kim işletiyor? Bilin bakın. Ekrem Bey. Devlet işletiyor. Yapma, nereden çıkarıyorsunuz bunu ya? Arkadaşlar Ekrem Bey özür diliyorum. TÜİK'te devlet işletiyor. Vedat Bey özür diliyorum. TÜİK'te devletin o zaman size. Müsaade eder misiniz? Üstadım itirazım varsa söyle. Abi lütfen ya. İçimizde iki tane ak sakallı var. İkisi de aynı ya. Bir durun ya. Mübarekler bir durun. Ferman Hocam. Mesele şöyle. Ekrem Bey'in ifade ettiği o müteahhitler kısmı üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi mecliste bir soru önergesi verdi. İhaleler şeffaf yapılmıyor. Doğrudan AK Partili müteahhitlere gidiliyor.
Sayın Cumhurbaşkanı da ilgili bakanlıklar da tuttular açıklama yapmak zorunda kaldılar. Dediler ki ya bunların bir kısmı sizin milletvekilleriniz yapıyor. Tabii. Ve ona bağlı şirketler yapıyor. İsim isim, sonra Cumhuriyet Halk Partisi dedi ki efendim isim açıklamayın, bırakın bu konu kapatın. Şimdi sorun burada şeffaflık üzerinden eğer bir şey tartışılacaksa bu ülkede Lazı, Çerkezi, Kürdü, MHP'lisi, efendim liberal, demokratı, sosyal herkes ihale alıyor arkadaşlar, yapmayın böyle bir durumu. O zaman sorumuza gelelim. Rahatsızlık yapıyorsunuz. Vedat Bey, milletçe alkışlıyoruz bu yorumu. Ben söyleyeyim yani, ben doğrudan ne diyeyim yani? Ferman Bey'e bir söz hakkı verdim. Yani adilde bir söz diyeyim. Bak şimdi bir dakika hocam, bir cümle. Ya 400 küsür defa ihale kanunu değişmiş. Sen neden bahsediyorsun tamam, arkadaş? Dur orada. İnsaf ben, ya. Ben kamu 200 kere daha değişim. İnsaf. Ne var bunda? O sizin söylediğiniz gelişmiş toplumlarda böyle bir şey yok. Hangi gelişmiş toplumlarda? Sudan, Somali ve Katar gibi gelişmiş toplumlarda. Ya Katar. Ne diyorsunuz? İroni mi yapıyorsunuz? Arkadaşlar ben şu Ferman hocama bir söz hakkı verdim 3 defa. 400 defa ihale kanunu değişmesin. Ve bunu savunuyorsunuz. Ben kesin Allah aşkına. Yanlıştır. Burada birisi beklerdi. Ya Ekrem Bey. 400 defa ihale kanunu değişip adalet etkin ihale yapılmasını. Bazı yerlerinde ihalesiz bir ihale kanunu nasıl değil. Bir dakika işte tamam. 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 Peki. Ben Ekrem Bey rica ediyorum sizden. Allah üzerine de yemin vermiştim ki sonunda konuşun. Benim konuşmamın sonunda konuşun. Bu peki. Başkan adayları. Evet. Gelelim İttifakların konuya. Durumunda söylüyorum. Hayır yok. Ben peki. Söylediğimi söyleyeceğim. Geçen defa söyleyememiştim. Söyleyeceğim. Şimdi yerel yönetim seçimleri ve özellikle İstanbul Belediye Başkanı seçiminden sonra Cumhurbaşkanlığının tartışmaya açılmasını ben uygun görmüyorum. Tartışılıyor. Bu tartışmaları Tayyip Bey'i şaibeli hale getirmek için yapılan bir oyun ve tezgah anlıyorum. Hem muhalefetten hem iktidarın gazeteciler tarafından. Sanki Cumhurbaşkanı yetkiler yokmuş, gayri kanunuymuş, gayri meşru seçilmiş gibi İmamoğlu'nun seçildiğinden bu yana Cumhurbaşkanı adaylığı var. Bunu bırakın bir seçim zamanı gelsin. Burada seçime karar verecek olan kimdir? İki organdır. Birisi Cumhurbaşkanı'dır anayasaya göre, İmamoğlu, birisi de meclistir. İmamoğlu niye söylediniz? Ben şimdi Ekrem Bey kabul edip etmeyeceğinizi bilmiyorum. Temennilerin maliyeti yoktur. Diyorum ki yeter artık, Cumhurbaşkanı başkaları çok oldu. Şimdi bir ülkücü milliyetçi olsun. İspat. Olsun diyorum, temenni. Bakın Devlet şimdi... Bahçeli olsun. Abdullah Gül oldu. Tayyip Bey bir kere oldu. Cumhur İttifakı'nın. Cumhurbaşkanı evet, benim beklentim Ferman hocam Cafir şimdi kendini Bey, işaret edecek. Ben temenni olarak Cumhurbaşkanı'nın Cumhur İttifakı'ndan adayı Devlet Bahçeli'yi teklif ediyorum. Ey millet. Evet diyenler, evet demeyenler. Hiçbir şey yok. Geldik. Millet İttifakı'na. Sayın Devlet Bahçeli Cumhurbaşkanı adayını açıkladığı için red edilmiş. Eğer Tayyip Bey'in seçilmeme ihtimali ve seçilmesi tartışmalı durumda olursa benim içinden geçen Cumhurbaşkanı adayı Selçuk Bayraktar'dır. Nokta. Gelir Millet İttifakı'na. İhaleyi kim yapacak? Ülkücü tabaklarında. Devlet Bahçeli gitsin, Cumhurbaşkanı her şey kurtulacak. Hocam ihaleleri ve ihaleleri kim yapacak? İlk başta aday olmalı dediniz şimdi. Kim? Önce aday ol, Devlet Bahçeli aday olsun. Devlet Bahçeli şimdi adaylığını ilan etmelidir diyorum. Ha, aday olmalı. Tamam. Aday olmalı diyorsun. Şimdi de Selçuk Bayraktar olmalı. Eğer diyorsun. O olmayacaksa, kabul görmeyecekse ikinci Cumhurbaşkanı adayı Cumhur İttifakı'nda Selçuk Bayraktar'ı düşünüyorum. Tayyip Bey'den ve şeyden de ağırlıklı olarak İHA ve SİHA'larla uğraştığı için öbür tamam, aday kim hocam? Tamam, siz onu size karışmayın. Diyor. Selçuk Bey olursa olur. Olursa olur. Size ne? Ya benim temennim diyorsunuz. Ya sizin temenniniz Selçuk olur da Bey'in benim niye olmuyor? Siz cevap veriyorsunuz? Olmaz. Ben onu yerine benim cevap de söz hakkı onda olduğu için. Ben söz hakkımı kullanıyorum. Benim diyor ki benim söz hakkımdan lütfen yemeyin. Yemeyin, sonda yiyin diyorum. Diyorum ki temenni olaraktan bu sefer ülkücüler, ey Türk milliyetçileri, bu sefer sıra Cumhurbaşkanı'nda bir ülkücü olsun. Onu da aradan çıksın, görevini tamamlasın, son dönemi Devlet Bahçeli olsun, Cumhur İttifakı. Olmazsa Devlet Bey, Selçuk Bayraktar'ın Cumhurbaşkanlığını onaylıyorum, tasdik ediyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak. Bırak siyasi ihayı, o yapılır. Genel Cumhur İttifakı'nda mısınız? Millet İttifakı'nda problem var. Ne var? Söyle. Şimdi Millet İttifakı bir girdaba sokulmuş, bir de kendini girdaba sokturmuş. Kendini soktuğu girdap hangisi? Etkin, yetkili, güçlendirilmiş parlamenter rejim. Vallahi bunu hiçbirisi bilmiyor. Geçtiğimiz gün onunla ilgili söyledik. Bir şey paylaşıldı hocam, özür diliyorum. Öyle mi? Tabii Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı
Meral Hanım başbakan, Selahattin yine... Demirtaş da meclis başkanı olarak. Bunu ya, kim diyor? O işte yine sözcü bu, mantığı. Bu temenni mi, bilgi mi, fikir mi? Yok, bu yani tartışma. Ben ilk defa duyuyorum. Abi peki. Dediler. Cumhuriyet Millet İttifakı'na geldi. Bakalım çıkacak mı oradan? Ben size söyleyeyim. İki bakan Bey, adayken ne dedi? Ama İYİ Parti iktidara gelirse çıkarır onu. Hayır, söyleyeyim. Binali Bey buradan adayken ne dedi? Ben buradan hemen söyleyeyim. Vedat Bey. Biz iktidarımızda gerekirse. Vedat Bey, sizin, ben rica ediyorum. Sizin sayın dediğiniz Abdullah Öcalan'ı yeniden yargılar. Taksim Meydanı'nda asarız. Tamam, bu kadar sizin, net söylüyorum. O sizin bileceğiniz. Yüreğiniz yetiyorsa Abdullah Öcalan'ı asarız diyebiliyorsanız söyle. Biz asarız. Gerekirse bir daha yargılar yine asarız. Tamam. Ben PKK şey konusundaki tavrımız nettir. Vedat Bey. Bahadır Erdem'le konuştunuz mu hiç? Bulaştırmayın. Bahadır Erdem'le konuştunuz mu genel başkan yardımcınızla? Ben Meral Hanım yanlış anlaşıldı diyor. Bakın Meral Hanım yanlış şahıslara anlaşıldı. Şahıslara indirmeyelim. Diyor. Şahıslara indirirseniz genel başkan yardımcınız PKK ya. PKK ile iş tutan AKP'li milletvekillerinin genel başkan yardımcınız Vedat Bey, olduğunu. Genel başkan yardımcınız Meral Hanım yanlış ya anlaşıldı. HDP ile PKK aynı yerde değil diyor. Efendim? HDP ile PKK'yı aynı konu aynı yerde konumlandırıyoruz dedi. Sabri Bey. Vedat Bey ne dedi? Aynı yerde konumlandırıyoruz dedi. Tam genel başkanın bunu söyledi. Arkadaşlar, Bahadır Erdem pardon. Bey ne dedi? Meral Hanım yanlış anlaşıldı. Bilmiyorum. Öyle söylemedi dedi. Sanmıyorum böyle bir şey. Önünüzde ya bütün Türkiye bir görüyor. Bana, arkadaşlar Ferhan hocam toparlasın. Bir ben toparlayıp bitiriyorum. Ya, genel başkanın tercümanı ihtiyacı yok. O yüzden sanmıyorum. Ben anlamıyorum. Genel başkan yardımcınız böyle söylüyor. Murat ne Bey diyor? Okuyayım size. Murat yani Bey. Genel başkanın böyle dedi ama bunu demek istemedi. Dedi diye. De. Ben, ona karşı okuyayım size. Okuyayım size. Bakın ne diyor? Bahadır Erdem tırnak içinde üstelik T24. Muhalif gazete ne diyor? Akşener'in o konuşması aslında HDP'ye yönelik değildi, bir isyandı. Akşener'in isyanı bir provokasyon sonrasında hangi konuşması, oldu. Hangi konuşması? Hangi konuşması? Açıklama yapıyoruz. HDP şey gene HDP'ye ilişkin PKK ile aynı yerde konumlandırıyoruz ona konuşması. Ona mı istinaden söylüyor emin misiniz? Geçen hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in grup toplantısında HDP ile PKK'yı aynı çizgide görüyoruz açıklamasını ve bu açıklamanın partideki yansımalarını değerlendiren İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Profesör Doktor Bahadır Erdem. Buyurun açıklasın nasıl gördüğünü. Ben de size soruyorum. Hayır, İyi Parti. Sorma. Ferman hocam bir genel başkanı Vedat Bey söylüyor. Genel başkanın halinde birisi bir şey söylüyorsa onun açıklamasını yapın biz de öğrenelim. Arkadaşlar lütfen hocam. Yok dediniz ben de size okudum. Ama bu partinin bir divanı var. Bir genel başkanı var. Onların dediğini. Burada yöneticiye gerek yok bence. Ben açık söyleyeyim. Televizyon yönetimi bize sorular versin. Her birimiz sırayla moderatörlük yapalım. Eğer moderatörü dinlemiyorsanız diyen genel başkan yardımcıları vardı. Ben de gitti ihraç Vedat edildi. Bey. Vedat siz de geldiniz Bey. Ben de geldim. Tavır eğer ya. Moderatörü dinlemeyecekse Murat Bey, Vedat Bey, Ferman ve Ekrem Bey dinlemeyecekse lütfen siz buraya göreve gelmeyin kardeşim. Soruyu verin bize biz kendimiz daha güzel bırakın bu hafta. Yeterli. Bu hafta bırakın. Yani bırakmıyorsunuz siz. Tamam. Sıra geldiğinde niye konuşmuyorsunuz haklısınız. Murat Bey? Allah üzerine yemin verdim ikinize. Haklısınız. Allah üzerine. Yahu. Murat Bey sözü giriyor. Ya ben bir soru. Doğru. Vedat Bey bugün çok heyecanlı. Çok fazla hayır, konuşuyor. Hayır soru sorduysa cevap evet soru sordum. Ya. Hayır bir dakika diyorsa 10 dakika. Ya arkadaşlar. Ben bitireyim ya. Ya bir dakika. Vallahi geçen defa da benim alacağım var. Zaman alacağım var. Tamam hocam buyurun. Tamam. Allah aşkına konuşmayın. Diyorum ki. Peki. Cumhurbaşkanlığında temennimi söyledim. Cumhur İttifakı'nda tekrarlıyorum. Ya Selçuk Bayraktar ya da Devlet Bahçeli. Anladık hocam onu tamam. Hayır tekrarlamam lazım. Anlaşılmıyor. 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 Eğer anlaşılsaydı konuşmazdı. İki, Millet İttifakı yerel yönetim seçimlerinde Binali Bey dedi ki evet. Ben Kürtlerin oylarına talibim. Çok net ve açık. Kürtlerin oylarına talibim. Allah hocam ben Vedat Bey'in anladık hocam o kısmındayım hala. Kürtlerin oylarına talip olan bir parti, bir kişi bundan sonra HADEP'le ilgili hiçbir şey konuşmasın. Ben HADEP meşrudur, kanundur demiyorum. HADEP'le ne muhalefetin eleştirmeye Vedat Bey gibi, İyi Parti gibi ne de AK Parti'nin eleştirmeye HADEP'i hakkı asla yoktur. Asla. Neden? Çünkü hukuka, anayasa hukukuna göre kurulmuş bir partidir. Etnik yapılar üzerinden tartışma yaratılır. Böyle bu tartışmalar bize, etnik ve dinsel tartışmaların bizim Türkiye'mize hiç faydası yok. Vahdet, Arapçasını söylüyorum. Vahdeti bir sağlamamıza engelliyor. Ama anlaşılıyor ki hocam, HDP, AK Parti ile alakalı Türk bir dakika. Partisi mi? AK Parti ile alakalı bir şey söylediğinde nedense karşımızdaki arkadaşlar bir kükrüyorlar. Ya siz AK Partili yönetici değilsiniz ki. Siz ya HDP'den bahsediyoruz hocam bir saniye. Ya çok karşı çıkıyorsunuz. Çok HDP karşı Kürt Partisi mi? AK Parti. HDP Kürt Partisi hocam bir soru soruyorum. HDP Kürtleri mi temsil ediyor?
Ben HDP Kürt Partisi değil, terör partisidir. Evet. Tam böyle söyleyin o zaman. Yeter. Asla da konuşmayın. Kürtleri temsil etmez. Terör partisi, bu iktidar ve bu muhalefet terör partisi mecliste meşru hale getirmişlerdir. Herkes günahkardır. Hocam, terör partisini peki meşru hale getirmişsiniz. Hocam. Anayasanın bakın, bak anayasa burada. 14. maddesi. Ne hocam, 14. Hocam, savcılar niye dava açıp kapatmadı? İyi Parti'nin ne günahı var burada? Var günahı yok. Savcılar günahkar. Ya, AKP yol veriyor bana mecliste. Ben bak, ortağınız CHP nasıl sallatıyordu burada? Bak anayasanın 14. maddesi. Türkiye AKP'ye gidiyor. Bakın Bey, ne yapacak, seçime mi girdirmeyecek? O zaman gidersiniz anayasa mahkemesine başvurusunuz, kapatırsınız. CHP Çanakkale Belediye Başkanı pilav dağıttı HDP barajı açtı diye. Megri megri bunu diye sorun. Dolandınız. Bunu sorun. Bu şehirleri PKK'ya... Bunu sorun. Her tarafını cephaneliğe çevirttiniz. Bunun adını da CHP, insanlara CHP, barış süreci dediniz. CHP Çanakkale İl Başkanı, daha önemli bir şey CHP Çanakkale Belediye Başkanı pilav dağıttı. CHP'nin her HDP'ye bir oy diye HDP'yi baraj aşırttı. Pilavdan sana ne? Bitti. Pilavdan sana ne? Tamam, ben bir şey demiyorum, sadece yaptıklarını söylüyorum. Yaptıklarını söylüyorum. Murat Bey, Dolmabahçe'de ben yaptıklarını söylüyorum. Söyleme. Hocam bir saniye. Ay bir dakika, yok bir saniye. Dolmabahçe'de PKK'lılarla biz yemek yemedik. Kim yedi? Vedat Bey. Sizi yönetenler yönetti. Vedat Bey. Nasıl sizi yönetmiyor? Ya siz Vedat bu ülkenin Bey ferdi biz değil misiniz? Biz böyle bir yönetimden utanç duyuyoruz. Gayrimilli insanlar tarafından bunu, yönetilmekten utanç duyuyoruz. Ben de diyorum duyuyoruz ki bunu gayrimilli. Tarım Bakanı gibi Ege Adalarına gittiğimde. Kim gayrimilli? Bana bir söyleyin. Girit zeytinyağı alıyorum. Her gün Girit zeytinyağı sabahları içiyorum diyen insanlardan da utanıyoruz. Bakalım siz gidip. Bunu bir Yunanlı bakan. Siz gidip. Ayvalık zeytinyağını içiyorum. Siz gidip Yunanistan'da Türkiye'yi karalayan İmamoğlu'na oy verdiniz. Siz gidip Yunanistan'da Türkiye'yi karalayan İmamoğlu'na oy verdiniz. Vatandaşı serbesttir ver beye. Bitti. Tamam, vatandaş serbesttir ver beye. Yahu ne yapacağız? Allah elbette Allah. Vatandaş. Ben de diyorum ya ki oy tamam, verdiniz. Tamam, öldürecek değilsin ya. Ver yahu. Suçsa. Bırak da ben de kime oy vereceğimi belirleyeyim. Allah Allah. Sana da kimse karışamaz. Tamam, gidip oy verdiniz mi? Verdiniz. Bitti. Sana da kimse karışamaz. Müzakereyi siz yaptınız. HDP ile müzakere etmişler işte. HDP ile müzakere etmişler. Suç işlediniz. Sizin peki. Sizin 2010 Ümit Özdağ söylüyor. 2018'de nasıl HDP ile oturduğunuzu Ümit Özdağ anlatıyor. MİT görevlisi sizi rahatsız eden varsa söyleyin, isim verin, gereğini yaparız dedi. Doğru. Bunların hepsi kayıtta. Bundan Murat Bey ne yapsın? O FETÖ'nün kayıtları mıydı? Bir saniye. FETÖ'nün bir kayıtları vardı. Şimdi, onları mı söylüyorsunuz bana? Şimdi iki tane teröristi gerekçe gösterip o da böyle düşünüyormuş. Kim o? O kayıt neredeydi? FETÖ'nün bir kaydından bahsediyorsunuz. FETÖ'nün bir kaydı vardı sızdırdığı. Kayıt dediği. Onu mu söylüyorsunuz? MİT müsteşarı hani şey diyormuş, sizi rahatsız FETÖ eden varsa. Öyle mi? FETÖ işinize gelince, FETÖ işinize gelmeyince bakan yapıyorsunuz. Ergenekon'da işinize gelince, işinize FETÖ gelmeyince bakan, FETÖ değil mi? İşinize gelmeyenler FETÖ. Ya bırak bu işleri ya. Bırak bu işleri. Bana FETÖ'nün kayıtlarıyla yürü. Bir dakika, görüyorum ki. Aynı FETÖ senin içinde ne söylüyordu? Murat Bey, görüyorum ki bir konuda aykırı bir şey söylendiği zaman. Yani işine gelince AKP'li FETÖ'cü olmuyor, bakan oluyor. İşine gelmeyince FETÖ'cü oluyor. Ben görüyorum ki işinize konuda, gelince CHP ile ortak oluyorsunuz. İşinize gelince CHP'den bana veriyorsunuz. Seçilmiş bir partidir. İşinize gelince Bahadır Erdem genel başkan Allah yardımcınız Allah oluyor. Yanlış anlaşıldı işinize gelmediğinizde. Bahadır Erdem'in yasa dışı yaptığı bir iş varsa söyleyin. Yasa dışı mı? AKP'nin Dolmabahçe görüşmesi anayasaya aykırıdır. HDP beyefendi, genel başkan yardımcınız sizin genel başkan yardımcınız söylüyor. Tek ülke Türkiye Cumhuriyeti. Sizin genel başkan yardımcınız söylüyor. Nasıl hadi ya, buyurun. Ekrem Bey de kalkın. İngiltere örgütüyle müzakere yapan silah bırakmadan mügalata etmeyin. Buyurun. Türkiye terör örgütüyle görüşmedi. Bir takım görüşmeler yaptı. Dolmabahçe Sarayı'nda, Atatürk'ün sarayında görüşüyor. İnsaf kiminle? Kiminle? HDP'lilerle görüş. Sizin ortağınızla görüştü. HDP'lilerle. Sizin ortağınız mı? Osmanlı Sarayı'nda görüş. Biz diyoruz ki HDP'liler PKK'lı. Ne dediğini boş ver. Bakın kiminle CHP'nin söylediğini söylüyorsunuz o zaman. Kiminle yürüyorsunuz? Bakın Osmanlı. Kiminle yürüyorsunuz? HDP'li hiçbir HDP'li ayrı diyorsunuz. Bak HDP ayrı diyorsunuz. Şu an gelin o. Artık tamam. Gördünüz mü? Tamam işte. Kim yaptı? Kiminle görüştü? HDP'lilerle görüştü. PKK'lılarla görüşmedi diyorsunuz. İşte seni korundu. Sizin gerçek yüzünüz bu. HDP'lilerle görüştünüz, HDP de PKK'lılıdır. HDP ile işbirliği halinde misiniz, değil misiniz? AKP ile mi? HDP ile işbirliği halinde misiniz? Anlatamıyorum ya. Niye tekrar söylüyorum. Ya ben gözümün gördüğüne inanıyorum, senin söylediğine inanıyorum. Ben gözüne gördüğünü niye soruyorsun bunu ya? Bana bir belge gösterin. İngiltere İRA'yı nasıl çözdü? Evet, İRA silah bıraktı. İspanya'yı, İspanya'yı nasıl çözdü? ETA silah bıraktı. Bilmiyorsanız barış süreci denilen şey nasıl görüştüklerini. Barış süreci denilen şeyin temel esprisi neydi? Silahlı örgütle
temel müzakere esnisi. Olmaz. La aciz hal, insanlar örgütle, terör örgütüyle müzakere terör yapar. Örgütüyle bir terör örgütüyle AKP aciz bir hükümet. Aciz olduğunu işte Türkiye'yi getirdiği nokta bu kadar. Kandırılmaya doyamayan ve sürekli kandırılmak isteyen insanlar tarafından yürütmek. Kağıda not alıp mı getirdiniz bilmiyorum. Vedat Bey, yine müsaade ediyorsunuz. Verdiğiniz iki örnek de yanlış. Arkadaşım, bir dakika. İra silah bıraktıktan sonra görüştüler. Aziz'im. ETA silah bıraktıktan sonra İspanya hükümetiyle görüştü. Şimdi mugalata yapan sizsiniz. Kardeşim bir dakika söyleyeceğini söyledim. PKK'dan silah bırakmam dedi. Siz Atatürk'ün sarayına götürdünüz onları. Neyi? Yazıklar olsun. Neyi? Kimi götürdük? PKK'lıları, HDP'lileri. Kimi götürdük? Dolmabahçe Sarayı'nda oturup müzakere yaptınız onları. HDP'lileri. Evet. Yani sizin bugün ortaklık yaptığınız, ittifak kurduğunuz insanları. Evet tamam. Vedat Bey. İzleyenler tabii. İzleyenler tanıyorsun. Tabii ki izleyenler. Bir tane belge söyleyeyim. Neyin belgesi? Belgenin belgesi. Seçimlerde yapılmış herkesin gözünde. İYİ Parti'nin bir tane yan yana sahibi canım sende. Biraz önce Vedat Bey. Murat'ın, çay içerken yok. Murat'ın söylediği konuşmaya cevap verebildiniz. Bir dakika. Ben söyleyeyim. Bir şey söyleyeyim. Şaşıracaksınız. PKK bir terör örgütü değildir. PKK yoktur. Amerikan terör örgütü vardır. Ne PKK'yı tartışıyorsunuz bizimle? Yalandır bu. PKK terör örgütü yoktur. Hadef yoktur. Megri diye şarkıyı ben söylemedim. Vedat Bey lütfen. Emin misiniz? Emin misiniz? Nasıl emin misiniz? Şu anda siz Megri evet. Bir kere söylenmiş bitmiş. Tabii ki kaç kere olursa kabul ediyorsunuz. Her gün söylüyorsunuz. Ya. Her gün söylüyorsunuz. Hüseyin Çelik de bir Mehmet öldü diye meclisi mi açacağız Vedat demişti. Vedat Bey. Bu da buna benziyor. Kaç kişinin kaç Mehmetçiğin şehit olması lazım? Başka neler var? Vedat Bey özür diliyorum. Bu hafızayı Türk milleti unutmuyor. Bir bana bak. Peki özür dilerim. Uzun süredir sizi yayına almadığım için epey birikmişsiniz öyle anlaşılıyor. Bir konular bütün birikiyor. Konular konuya geçirince bütün haklarınızı kullandınız. Bakın, ama hiç arada kimse bir müsaade et. Ya Üstad bir dur. Yok böyle. Olsun olur. Arada bir konuk edelim. Olsun. İlişkilendirme olsun. O ne olacak? Ama yani lütfen. Ekrem dese ki İYİ Parti PKK ile beraberdir. Ferman Hoca. O değil. Ferman Hoca. Dört defa sözünü kestiniz. Ama AKP İYİ Parti. Ya bir durun. Kaç kere sözümü kestiniz? Bırakmadınız söz vermeye. Sonra Murat Bey diyor ki gidip programa bakacağız ki Ferman Hoca'dan ne kadar konuşuyor. Evet. Yapmayın ya. Bu hafta da bakacak. Vallahi bakın. Vallahi bakın Ekrem Bey. Hakkını veriyor. Bir çay söyler misin? Abi lütfen. Su iç. Çay değil. Bu hafta biraz az oldu. Ben diyorum ki millet ittifakı. Vedat Hocam bu hafta biraz. Ya Murat'cığım bir dakika dur. Bir dur peki. Diyorum ki Cumhur İttifakı'nı bitirdik. Bu Cumhurbaşkanı tartışmalarını Anayasa Mahkemesi anayasaya göre meclis karar verir. Bu tartışmaları yapmak doğru değildir. Öğrenci bıktı, vatandaş bıktı, esnaf bıktı, tencere bıktı, ekonomi bıktı. Yani Cumhurbaşkanı tartışması Ekrem Bey mi olacak, Mansur Yavaş mı olacak? Şimdi İYİ Parti'ye gelelim. İYİ Parti görünüyor ki ortada atılan taşın tartışmaları yapıyor ama aday çıkarmıyor. Aday çıkarması da o kadar kolay bir iş değil. CHP'de kolay bir şey değil. Çünkü i̇şte karşıda da ittifak var. Saadet Partili memnun edecek. Demokrat Parti memnun edecek. Artı AK Partili. Yarın AK Partili bak halen konuşuyorsunuz. AK Partili ve MHP'li seçmeni de memnun edecek ki oradan oy alsın. Dolayısıyla aday açıklanmaması çok doğal bir şeydir. Anormal bir şey değil. Bazı gazeteciler CNN Türk ve Habertürk'te sizin adayınız yok. Sizin adayınız yok. Alay alıyorlar. Aday olmaması lazım. Mevcut bir cumhurbaşkanı var. Faaliyette bulunuyor. Şimdi eksiğiyle tamamıyla eleştirelim Cumhurbaşkanı'nı, AK Parti'de eleştirelim ama ya devlete zarar vermeyelim. Bak, devlete zarar vermeyelim. Ferman Hocam bir soru soracağım. Ya bir dakika, aday Allah çıkarmayan gidiyor. Adam bir soru soruyor. Aday çıkarmayan bak, bir soru soracak hocam. Bir soru soruyorum ya. Aday. Ya seçim tarihi aday, yok. Bakın bir soru soruyorum. Ya, bir seçim tarihi 2000 evet seçim tarihi 2023'ün Haziran'ı diyor değil mi? Tamam. Peki o adayım benim bu diyor yine. Diğeri de diyor ki yetmez yarın seçim. Tamam yarın seçim diyen adamın adayı kim diyoruz ya? 2023'ün Haziran ise tamam yarın açıklayın. Yarın seçim diyen adamın seçim bir hazırlığı vardır, devresi vardır. Tam adayını nerede? Çıkarması lazım. Evet. Şimdi aday çıkarmıyor ama aday tartışması yaptırıyorlar. Dikkat et. Doğru. Kimseye yaptırmıyor. Dur da ben konuşayım biraz da. Bana da hak verin. Aday tartışması yaptırıyorlar. Ama isim ver diyorsun isim yok. İsim çıkacak. Elbette çıkacak. Başka şey söyleyeceğim. Bir patlama yapacağım. Patlama yapacağım. Bak. Korkarım Sayın Cumhurbaşkanı diyecektir. Muhalefet aday çıkarmamakla öyle bir patlama yaptıracak ki burada Akit TV'de birkaç kere söyledim. Maalesef seyirci iyi dinlemiş ama siz dinlememişsiniz. Muhalefet bir oyun oynuyor bence. Muhalefet evet. Aday çıkarmamakla bir oyun oynuyor. Biliyoruz. Diyor musun? Tamam. Söylüyoruz zaten. Tamam, sen kim adayınız diyoruz? Aday.
bir gün gelecek seçime son kala aday isim çıkarmıyor yıpranmasın diye pat diye Tayyip Bey'in önünde Tayyip Bey'i çıkaracaklar. Vallahi tebrik ediyorum. Buna Vedat Bey bile alkışlayacak. Şaşırdınız değil mi? Söyleyin. Tayyip Bey'in karşısında Tayyip Bey'i aday olmaması gerektiğini çıkaracaklar. Sessiz duruyor. Ben bu muhalefetten çok korkuyorum. Fikrimi söylüyorum. Ben hiç korkmuyorum. Yani aday Mansur Yavaş diyor. Mansur Yavaş muhakkak sürekli savaş söyleyeyim. Savaş var, savaş. Bizim, Ferman Bey içeride savaş var. Savaşı var. Başkanlık bir savaşı var. İmamoğlu miting yapıyor. Bir İstanbul yapabilir. Belediye Başkanı gidip Malatya'da miting yapar mı? Bir dakika. Ben adayım diyor. O göstermeliktir. Meral Hanım'ın dediği aday. Sen bir Fatih'sin. İstanbul'u fethettin bir gün burayı da fethettin. O da bir göstermeliktir. Ben mecbur muyum? Brzezinski'nin yazdığı kitaba inanmaya, onun Fukuhama'nın yazdığı kitaba inanmaya, onun yazmakla yazmadığını öğrenmek mecburiyetindeyim. Yazdığıyla yazmadığını arka perdede ne demek istiyor ona bakıyorum. Dolayısıyla muhalefet yani Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamakta çok taktikli gidiyor, kurnazca gidiyor. Çıkardığı zaman Meral Hanım'ın olmaz, Kılıçdaroğlu olmaz. Kim öyle olacak? Aday olmalı ki, söylüyorum şimdi öyle aday olmalı ki hem MHP'yi sıfırlayacak, MHP'nin bir tanesi. Siz öyle bir adayı bulabiliyor musunuz? Var. Kim? Var. Evet söyleyin. Söylemiyorum. Ya bu kadar öngörüde bulundunuz. Ya var söylemiyorum. Demokrasi ya sayısal lotonun 5 rakamını evet. Söylüyorsunuz 6.yı siz bulun diyorsunuz. Diyorum ki oyalıyor. Ben aslında çok şey söyledim. Tamam kim? Konuştum ama çok bazıları var. Konuşuyor çok şey söylemiyor. Ben söylüyorum konuşmuyorum. Diyorum ki aday var. Adayı mahsusen çıkarmıyorlar. Ben. Ya yani tamam. Ki, sen Murat Alan. Var mı? Ne olacak? Ne olacak? Ya tamam şimdi Murat izleyenler de sizin Murat değerli Allah. Fikirlerinizden faydalanması için sizin gördüğünüz, gözlemlediğiniz... Bak mesela Vedat Bey çok net bir şey söyledi. Dedi ki Abdullah Gül avucunu yalar, aday falan olamaz bizde dedi. Çok net bir tespit. Tamam ben dedim ki İyi Parti... O şekilde söyledi. Yani ya, tam ben kabaca Gül, söyledim. Adayımız yani, olamaz dedi. Yani ama bak ne yaptı? İyi Parti'nin kurucularından birinin ben anlıyorum bir kere, ki Abdullah Gül'e bakmıyor. Bir kere aday olmayan biri artık bir daha tamam, olamaz. Tamam bakmıyor. Evet. Yenilen pehlivan görüşe doymuyor. Böyle bir şey oldu. Tamam, Abdullah Gül'ün tekrar aday olmasına engel bir hal yoktur. Onu söyleyeyim. Ya kapatalım. Vedat Bey engel oluyor yani, demedi zaten. Biliyor, biz ben aday göstermeyeceğiz. Kaldı, tamam bitiriyorum. Diyorum ki İYİ Parti'nin de CHP'nin de ortak olduğu. Ben ortak diyorum. Arada ittifak yapmışlar. İmza Demokrat Parti, Saadet Parti. Biz adayı hep gösterirsek. HDP yok. Onlar bir adaylar. Öyle HDP'nin olmadığına inanıyor musun? HDP'nin olmadığına inanıyor musun? İnanıyorum. Niye inanmayayım? Ben HDP'nin her yerde var. HDP herkesi kullanıyor diyorum. MHP, Devlet Bahçeli, Sakıp... Sırı Sakık. Sırı Sakık yok değil. Kaplan var ya soyadı adı Hasip, Kaplan. Hasip Kaplan diyor ki, Hasip gel diyor kareyi tamamlayalım. Kare, Ferman Demirkol'a demiyor ama. Ya insani bir dakika. Davranış... Sen parlamentoda değilsin ki. Hayır, dışarıdayım. Ben daha halkım ben. Oy verenim. Milletvekili. Ya insani bir davranış değil mi? Milletvekilinden daha önemli. Onun görevi 4 yıldır, 5 yıldır. Benimki daimidir. Demiyor. Vedat dolayısıyla Bey, muhalefet partileri, masada. Cumhurbaşkanı yani adayını şimdi çıkarmamak da. Nerede pardon? Şimdi çıkarmamak da haklı. Vekillerin kendi aralarındaki. Bak, Cumhurbaşkanı. Murat Bey bir dakika. Bir soru sormayın. Bir dakika. Diyorum. Bitiriyorum. Baba 2 dakikamı uzatıyorsunuz siz. Muhalefet partisi Cumhurbaşkanı adayı çıkarmamak da haklıdır. Böyle tartışmaya girmekten zenginin parası züğürtün çenesini yorar diye AK Partili gazeteciler oyalıyorlar. Anayasada orada bir madde okudunuz. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğü üzerinden. HADEP'le ilgili madde evet. Çok açık. Net söyledim. AK, şeyde, anayasanın 4. maddesinde milletvekillerinin hiç meclisin kararına gitmeden 14. madde, 83. madde vatık, 14. maddedeki fiilleri işleyen milletvekilleri meclis kararı olmadan tutuklanır, hapse atılır, gözaltına alınır. Meclis kararı olmadı. İki hal. Bir, anayasada sayılan devletin ve milletin aleyhine işlenen cürümler. Onu da saymıyorum ceza hukuku. Öbürü de cürüm meşhur. Cezası 5 yıldan fazla olan bir halde milletvekili nerede olursa olsun meclisin içinde ya da Kayseri'de bir adam öldürürse 5 yıldan yukarı. Yani 5 yıldan yukarı bir cinayet işlerse derhal meclise karar almadan tutuklanabilir. HADEP'li milletvekillerin ben hepsinin anayasanın 14. maddesine göre suç işlediklerini düşünüyorum. Buna ait hem muhalefet hem de AK Parti iktidarı hoşgörü gösteriyorlar. HDP aslında buradan sesleniyorum. Hiçbir partinin HDP'ye ihtiyacı yoktur. Onlar palavra yapıyorlar. Biz olmasanız siz olmazsınız. Onlar yalan diyorlar. Ne AK Parti'nin HDP'ye ihtiyacı var ne de Millet İttifakı'nın HDP'ye ihtiyacı var. Son, HDP tek başına kalabilir. Sonunda soru bırakın sorabilirsiniz dedi ya. Bir soru sormak istiyorum. Hukuken şimdi tutuklanma cezaevine mi atılmaları gerekir? Fezleke ya da başka bir şey olmaksızın. Bak bir şey yani ne olması lazım HDP'lilerin? Usulü söyleyeyim. Bu senin dediğin usule girdi şimdi. Tamam. Ben kanunu söyledim.
anayasanın 14. maddesindeki fiilleri işleyen milletvekilleri... Tamam, işlemiş için bir yargılama gerekmiyor mu? Savcılık ve mahkeme. Tamam, mahkeme zaten sabitlemek için mahkeme kararı gerekmiyor mu? Bunu diyorum, savcı harekete geçecek, mahkemeden bunu sabitleştirecek. Ama harekete geçme yoktur diyorum. HDP'li milletvekilleri her gün 14. maddeyi ihlal ediyorlar. Ha, niye fezlekeleri... Merak tamam, alabilirler, tamam, ceza alabilirler. Tamam, fezlekeleri niye işleme konulmuyor diyorsunuz? Evet, işleme niye konulmuyor? Artı milletvekili dokunulmazlığı olmamalıdır. Milletvekili sorumsuzluğu olmalıdır. Bakın bir de karıştı. Anayasa okulunu bilmeyenler var. Milletvekili dokunulmazlığı ayrı, milletvekili sorumsuzluğu üç halde. Oyundan, sözünden ve kararından dolayı sorumlu tutulamaz. Milletvekili seçildikten sonra, seçilmedikten sonra da. Ama milletvekili suç işlediği halde meclis kararıyla dokunulmazlığı kaldırılabilir. Yargılanır, beraat ederse döner milletvekiline, beraat etmezse mahkum olur gider. Dolayısıyla doğru, milletvekili sorumsuz. Bizde yanlış, bu anayasa okulunda yanlış şeyler işleniyor. Biz burada onları işleyemiyoruz. Yani yasama dokunulmazlığı nedir? Yasama sorumlusu nedir? Partilerin durumu nedir? Bir de hiç burada tartışmıyoruz. Seçim sisteminde bazıları diyor ki efendim dar bölge İngiltere. Türkiye'yi nasıl felakete sürükleyeceğini düşünmüyoruz, tartışmıyoruz, konuşmuyoruz Anayasa Mahkemesi şeyinde. Başkanlığa geçelim. Aday biz şu anda. Biz başkanlığı niye 3 yıldan beri, bugün değil. Ekrem Bey, Sabri Bey. Sabri Bey, biz kaç yıldan beri başkanlığı tartışıyoruz? Türkiye'nin elle teni meselesi var. Dış politikası var, başarılı olduklarımız var, başarılı olmamız gerekenler var, yanlışlarımız var, eksiklerimiz var. Bunları tartışmıyoruz. Gündem değiştirerekten Cumhurbaşkanı kim olmalıdır? Cumhurbaşkanı yetkileri kimdir? Cumhurbaşkanı yetkilerini kim kullanacak, nasıl kullanacak falan filan. Bununla bizim beynimizi niye karıştırıyorlar Allah aşkına bu vatandaşların ya? Siyasiler karıştırıyor, meclis karıştırıyor, hükümet karıştırıyor, muhalefet karıştırıyor. Bu olacak olmayacak. Meral Hanım kalkıyor, İstanbul Belediye Başkanı'nı ortama alıyor. Devlet Bey kalkıyor, bir parti basılıyor. Hiç onu almadınız gündeme. Hiçbiriniz bak yazdınız mı? Yazdınız mı? Alparslan Türk İş Vakfı'nın toplantısını yazdınız mı siz gazeteci olarak? Yazmadınız. Yazabilirler mi ya? Yazmadılar. Yazamayız biz. Şimdi bundan sonra yazarlar. Yazamam. Bunların bir partinin sözcü yazar bir parti, onları. Sözcü yalan yazar. Bilmiyorum ben. Her ben, gün rezil olur. Biz böyle Türkiye'nin mesela... Türk milleti de yalan gazete okuyor değil mi? Yani bir bölümüne yutturuyorlar. Biz Türkiye'nin meselelerini tartışamıyoruz. %20'sine üstlet. Bitiriyorum. Cümle. Diyorum ki biraz Türkiye'nin meselelerine dönelim. Aktüel meselelerine dönelim. Günlük meselelerine döneceğiz ama süre kalmadı hocam. Ay şimdi tamam bitti. Peki. Bitireceğim. Ben size tabi oluyorum. Bak nasıl oluyorum. Biz konuşamadık. Olur mu? Bir dakika bir Ekrem abi bir konuşsun. Tamam, tamam. Ya siz zaten Vedat Bey bu akşam çoğunlukla konuştu zaten. O ayrı bana bir şey. Hücum edildiği için ben de cevap veriyorum. Hayır ya. Hayır, cevap vermezsem olmaz çünkü. Ben soru hakkımda bana sıra gelirse ben size devredip soru sormak istiyorum. Yani İyi Parti yöneticisi var. Şimdi bir dakika. Özellikle Ferman Hocam'ın söylediği ve Vedat Bey'in de ifade ettiği şekliyle Millet İttifakı'nda kesin katı hiçbir şekilde ittifak yapılmayacağını açıkça söyledi. HDP ile ilgili. Ferman Hocam da doğrudan önümüzdeki adaylarla ilgili isimler dahi sadece kehanet kısmı üzerinden biraz anayasanın dışında oldu ama tabii bizimle peki. Eğlenir diye bir laf var ya biraz öyle oldu. Güzel peki. Şimdi bakın Vedat Bey'le konuşurken biraz bazen ortalık geriliyor falan filan ama temel meselemiz şu. Objektif olmak. Burası Türkiye. 84 milyon. Hepimiz bu ülkenin vatandaşlarıyız. Hepimizin yaşadığımız bir takım sıkıntılar var. Ben hocamla bazen şakalaşırken uzman sanırım falan lafını boşuna kullanmadım. 84-2000-2001 arası. Yani bu memlekette var olan her çeşit mahkemede ve çoğu zaman tuhaf şekillerde yargılandım. Daha önce anlattım size mesela bir mahkemede hakim benim aleyhimde karar verdikten sonra herkesin duyabileceği bir sesle yahu verin şu gazeteyi bakayım ne yazmışlar. Karardan sonra. Karardan sonra herkesin de duyacağı bir sese söyledim. Ama ben o hakimi çok sevdim çünkü bir başka duruşmada bir boşanma davası ile ilgili bir konuda zannediyorum gelin ve damadı ve ailelerini öyle bir haşladı ki gelin bu işi düzeltin bir daha böyle karşıma çıkmayın falan. Her neyse. Şimdi şu anda buradaki esas mesele şu. Türkiye'nin önünde bir seçim var. Bu seçimle alakalı İyi Parti'nin ki Vedat kardeşimiz İyi Parti'nin kurucular kurulu üyesi. İyi Parti'nin HDP'nin de içinde olduğu açık ya da gizli bir ittifakla beraber hareket edip etmeyeceği önemli mesele. Etmeyeceğiz. İnşallah etmezler. Ama bakın. Şöyle bir problem var. Biraz önce kim sordu hatırlamıyorum. Vedat Bey'e soru soruldu. Meral Hanım hani AK Parti ile falan işbirliği Cumhur İttifakı var. Ben kesinlikle olmayacağını. Ha sen sordun. Moderatör sordu. Kesinlikle. Eyvallah. Kesinlikle olmayacağını falan söyledi.
bir tek parti, tek adam lafı falan etmiş miydiniz diye tabii bir ara zihnim yoktu. Tek adam tamam, yönetimi. Tabii. Tek adam yönetimi. Sizdeki tek adam yönetimi değil tabii. Tabii biz tek adamı seçtiğimiz zaman terör bitecekti. Tek adam değil. Tek adam efendi var. Ekonomimiz uçacaktı. Üstad terör uçan bitti. Dolarla euro oldu. Terör şu anda önceki yıllarla mukayese ettiğiniz zaman elhamdülillah sınırlarımızın dışında artık. Hadi bitmeyin. Tek adam doğru diyor ama tek adam değil orada. Neyse. Tek hanımefendi. Şu anda bakın karşı karşıya bulunduğumuz problem şu. Türkiye'nin bir takım problemleri var. Bugünlerde ben son 10 yıldır hep şunu düşünüyorum. Niçin Millet İttifakı'ndan herhangi bir partiden birisi kalkıp, ya arkadaşlar görüntüye göre ihracat artmış, rekorlar kırılıyor. Yani geçen ay 21... Açık ne kadar onu da söyleyin. 214 milyar açığı, dolar. İtalya'nın ihracat açığı. Ne kadar? Söyleyin işte. Söyleyin. Ben bilmiyorum. Veri var mı? Bilmiyorsanız 3 milyar dolara düşüyor. Ağustos ve Eylül'de cari açığı söyleyin. Cari fazlaya dönüştü. Şimdi 2 ayda. Son 3 ayda. Geneli söyleyin. Yani niye laf oyunu yapıyorsunuz? Hangi genel laf oyunu yapıyorsunuz? Son 3 yılda cari açık ne kadar arttı? Ya söyleyin, ne kadar söyleyin azaldı işte sorusu bilelim. Daha önemli. Hay Allah. Cari açık mesela yani. 2000'li yıllarda bu ülkenin cari açığı 100 milyar dolarlarla ifade edilirken bir yavaş yavaş 30 küsür milyar dolarlara indi ve şu anda da elhamdülillah sıfıra doğru yaklaşıyor. O zamanki rakamlarla bu zamanki rakamları harmanlamayın. O zamanki rakamlara göre aldığınız ya, şeyler. Dolar dedik. Dolar diyorum. Başka ya, ne dedim? Ne diyeceğim başka? Dolar kaç liraydı o zaman? Şimdi dolar kaç lira? Ne alakası var? Dolar yükseldikçe iddialar. Ne önemi var? Dolar, bir şey dolar referans para şu anda. Ne bu söylediğiniz çok anlamsız yani bir şey. Sizin %60 ekonominiz, ihracatınız ithalata dayalıyken. Evet. Hep evet, öyleydi. Evet. Nasıl kâra geçireceksiniz bu ülkeyi? Bir dakika. 35 geçmez. 2000'li yıllarda ihracatınız ne kadardı? Ya bu efendim? Maliye Bakanları, bu Merkez Bankası başkanları evet, her hafta neden istifa ne ediyor? Neden? Soruyorum ben size. Vallahi istifa etmiyorlar. Evet. İstifa hayatında etmiyorlar. Bir ekonomi dersi almamış bir insan şimdi Maliye Bakanı oldu. Kim dedi size bunu? İşte bu da sözcü. Nurettin Nebati'nin ekonomi dersi almadığını kim söyledi? Bu da sözcü. Ne aldıysa bakın, söyleyeyim. 4 tane Maliye Bakanı siyasal bilimler mezunu. Biri maden mühendisi. Gençliğimden beri tanıyorum. İyi bir ekonomist. Nurettin Nebati. Doğru. Varlıklı bir ailenin evladı. Çeşitli şirketleri var. Dolayısıyla ya, yüksek lisans tezi, doktorası, hepsi ekonomi üzerinde. Doktorasıyla şunuyla bununla öne çıkmış bir isim. Maşallah. Tamam. Eyvallah. Biz bugün zaten sizin Ekrem Bey bugün sabah konuştuk. CHP döneminde maden mühendisi bile var. Maden mühendisi. Eyvallah. Çok güzel. Şimdi bakın problem şu. Ben hep şunu merak ediyorum. Dolar üzerinden alıyor. Bay Nebati onu baktınız mı çıkan haberlere? Kaç hangi yerden haberlere? Maaş alıyor? Ben o haberlere yani, itibar etmem. Sözlü. Zengin varlıklı dediniz de. Madem varlıklı devletten aldığı paraları da almasın. Size ne bundan? Fakir fukaraya ne bundan? Bu ne açgözlülük o zaman? Nereden biliyorsunuz? Şey? Açgözlülük ne demek ya? Hakaret bu. Ne demek? Ne münasebet? Çok zengin dediğiniz için. Evet ne münasebet? 3-4 yerden de maaş alıyor. Bir dakika. Çok zengin dediğiniz için dedim. Sınırları zedelemeyin. Demek ki çok zengin. Sınırları zedelemeyin. Demek ki onu da tamam ediyor. Vedat Bey. Vedat Bey bir cümle söyledikten sonra lütfen susun ya. Peki buyurun. Hakarete giriyor söylediğiniz şey. Hakarete girmiyor. Gerçek bir insan. Lütfen toparlayın. Ne yapıp ettiği kendi meselesi. Hak ettiğini alıyorsa onun problemi. Ne yapıp ettiği beni ilgilendiriyor. Hayır hak etmesi de alıyorsan onun meselesi. Arkadaşlar Allah bir dakikanızı alayım. Dolar şu anda birileri saldırıyor çıkıyor, iniyor çıkıyor. Neden Sayın Genel Başkanımız, Sayın CHP Genel Başkanı çıkıp da bir dakika lan ne oluyor bu dolara lafını niye etmiyorlar 8-10 gündür? Ha, ya, söyle. Ben cevap veremiyorum söyle. Yani neden veremiyorsun? Peki, ya neyi vereceğim? Ben neyi vermeyecek? Bakın bu dış güçler evet, gerçek bir palavradır. Hadi canım. Amerika aslında Türkiye dostudur. Ekonomiyi batırmanın karşılığı dış hangi güçler. Ekonomiyi batırdı? İş gelince hangi ben ekonomi? Ekonomistim ben yapıyorum i̇şte, batınca dış hangi güçler. Ekonomi mesela batırdı? Şu faiz lobisi kimdir bir açıklar evet, mısınız? Hangi bir bilelim battı? Biz. Hangi ekonomi battı? Faiz lobisini bir açıklayın bize. Açıklayacağım da hangi ekonomi battı? Türk ekonomisi. Türk ekonomisi 1915 şartlarına döndü. Faik Öztrak'ın otel odasında görüştüğü kişilerdir işte döndü. O şey lobisi faiz lobisi. Bir sorun Faik Bey ortağınıza. Neyin? Toplanan 20 yıllık vergiyi bitirdiniz. Bu ülkeyi 600 milyar dolar borca soktunuz. Ve diyorsunuz ki şimdi İHA yapıyoruz. Rakamlarla alakalı tek kalem bilginiz yok. Murat Bey'e sorumu soracağım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kamu ve özel toplam borcu 420 milyar dolar. Doğrudur. Ekrem Hanım.
Meclisteki 128 milyon lira hesabı verilemiyor. Burada siz 3 kuruş 5 kuruş. Başka şarkınız Merkez var. Bankası bitmiş başka ya. Şarkınız var. Bakın Merkez Bankası'nda rezervi... gidin insanlara sorun. Hiç kimse Merkez Nedat Bankası'nda Bey. Kendi istediğini yapmıyor. Talimatlı iş yapıyorlar. Söylediklerinizin tamamı yalan Vedat size Bey. Göre. Vedat tamamı Bey. Eksik. Göre. Merkez Bankası rezervleri şeffaf. Merkez Bankası başkanı dayandıramıyorsunuz. Yürün. Size ne? Her gün değiştiririz. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Oy veriyorum. Tabii ki bana. Tabii ki değiştiririz. Bu peki, iyi yapıyorsunuz. İşte zaten bu yüzden tek adam yönetimine karşıyız. Aynen. Arkadaşlar. Kendinizi bizim devlet olarak karşıdan yönetiyor. Ve size karşı çıkanlara bizim devlete mi karşı geliyor bizim... diyorsunuz? Yok hayır. Ekrem Bey. Hayır. Yapmayın. Peki. Öyle demeyin. Sıra kimin? Öyle demeyin. Arkadaşlar. Diyemez. Teşekkür ediyorum. Yayının sonuna geldik. Süremizi doldurduk. 2 dakikayı da aşmış olduk. Bizden hemen sonra Gece Ajansı var. Sevgili yönetmenim ve bütün konuklarıma konuşamadık. Çok teşekkür ederim. Konuşamadık ama önümüzdeki hafta, önümüzdeki günlerde Vedat Bey'i tekrar davet edeceğiz. İyi Parti'ye saldırmaktan konuşamadık. Konuşmuş olacağız. Efendim ya, hayırlı geceler, haftaya görüşmek üzere. Biz sözcüye saldırdık.